Research Institute on Turkey'in kuruluş panelleri etkinlikleri çerçevesinde İsmail Saymaz sağ olsun kırmadı geldi. Üçüncü panelimizi gerçekleştiriyoruz. İlki DC'de olmuştu. İkincisi Boston'da. Bugün de burada AKP ve cemaat kıskacında basın özgürlüğü konusu tartışılacak. Sözü İsmail'e vermeden kısaca Research Institute on Turkey'den bahsedeyim. Türkiye Araştırmaları Merkezi geçtiğimiz geziden sonra New York'ta Türkiye'nin dışında çeşitli yerlerde de Türkiye'ye destek vermek için, geziye destek vermek için yapılan etkinlikler çerçevesinde bir araya gelen insanlardan oluştu. Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan pek çok etkinliklerden sonra daha kurumsallaşmış bir çerçevede hareket etmek gerektiğini düşündük. Bir kısım araştırmacı, sanatçı, yazar, mimar ve aktivistlerden oluşan bir topluluk oluştu. Bu bir think tank gibi düşünülüyor ama neoliberal think tank modellerine alternatif olarak daha dayanışmacı, kooperatif biçiminde örgütlenmiş bir araştırma kuruluşu Research Institute on Turkey. Üç temel alanda şimdilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlki emek ve finans çalışmaları, ikincisi hafıza çalışmaları, üçüncüsü de kent hakkı üzerine yürüttüğümüz çalışmalar. İnternet sitemizden, web sitemizden ya da Twitter account'tan ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdilik sözü İsmail'e bırakayım. İsmail konuştuktan sonra soru cevap bölümüyle devam edeceğiz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de Nis ayağa kalktı. Böyle daha iyi görünüyor. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. İlk iki panelimiz Washington'daydı. Boston mu diyorsunuz? Onu bir türlü telaffuz edemeyim. Gibi. Gönlümden nasıl geçiyorsun? Peki. Tabii buralarda arkadaşlarla konuştuk az önce. İlkinde sağ olsun dinleyenler arasında IMF ve Dünya Bankası çalışanları vardı. Böyle para babaları bizim orayı dinlemeye gelmiş hissi yaratıyor. Diğerinde de tabii Harvard'dan ve MIT'te öğrenci arkadaşlar vardı. Orada da gerçekten zeka testine tabi tutuluyormuş hissine kapıldım. Yani keyifli panellerdi. Eminim ki bu da öyle geçecektir. Aslında AKP ve cemaat kıskacında basın özgürlüğü meselesini daha geniş elimli tartışmakta pekala fayda var. Yani Türkiye'nin 100 yıllık serüveninde bir yerde bu aslında. Sadece 2007 ya da sadece Kasım 2002'den bu yana süre gelen bir problemden bahsetmiyoruz biz. Biz 100 yıllık bir tarihten söz ediyoruz ve 100 yıllık iktidar ilişkileri, iktidar ve basın ilişkileri perspektifinden bahsediyoruz. Bu yönüyle o ölçeği 100 yıla yayıp sonra aslında AKP cemaat kıskacında meseleyi ele almakta fayda var. Cihan Haber Yansı'nın arkadaşımız da gelmiş. Kendisi görüşlerini beyan edebilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 100 yıl önce 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihte yani 24 Temmuz 1908 tarihinde iki tane gazetecinin isyanı vardır. Bu çok önemlidir. 1908 bizim demokrasi yolculuğumuzun en önemli duraklarından biridir. Abdülhamit Saltanatı'na karşı Türkiye'nin esasen bürokrasideki örgütlü kitleleri saltanatı önemli ölçüde alaşağı etmişlerdir. İttihat ve Terakki ve onunla işbirliğine girmiş Türkiye'deki Ermeni devrimci örgütleri, Bulgar devrimci örgütleri 1908'i ilan edebilmişlerdir ve ertesinde Türkiye'den çıkan fotoğraflar şöyledir. Örneğin Merzifon çarşısında Arapça ve Ermenice harflerle meşrutiyet kutlanır. Daha da ilginçtir aslında Talat Paşa şimdi Gezi Parkı'nın hemen yanı başındaki tarihe karışmış Ermeni mezarlığında Ermeni devrimci şehitler için konuşma yapar. Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'nde törenler yapılır, camilerde törenler yapılır. Demokrasi için, Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir milattır. Ama bunun iki de kahramanı vardır. Biri dönemin Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi, biri de Ahmet Cevdet Bey'dir. İki ayrı gazetenin sahipleridir. Özellikleri şudur. İkinci Meşrutiyet'in ilanını gazetelerine koymak üzere gece matbaadayken Abdülhamit'in görevlileri gelir ve onların görevlileri
bu iki gazete, bu iki kahraman gazeteci üzerinden duyurulmuş olur. Türkiye'nin aslında mahpus tarihinin önemli özelliklerinden biri budur. İkinci Meşrutiyet destekleyen bu iki gazeteci, bu iki kahraman gazeteci gibi diğer meslektaşlarımız da çok kısa bir süre sonra bu kez İttihat ve Terakki zulmü altında ya sürülürler ya ölümle yüz yüze gelirler. Ama onların özgürlük mücadelesi bir kere kayıtlara geçmiştir. İkinci meşrutiyet ve sonrasında gazeteciler için kötü zamanlar geçirilir. Birçoğu, bunlardan en sembol isimlerden biri belki de İştirakçı Hilmi'dir. İştirak gazetesinin sahibidir. Sosyalist, Türkiye Sosyalist Partisi'nin başkanıdır. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele döneminde İstanbul'da grevler örgütlemiştir ve bir fail meçhul cinayete kurban gider. En sembol isimlerden biridir. Maalesef Cumhuriyet kurulurken ve çatılırken de basına biçilen rol bundan farklı değil, bundan farksız değildir. Basına öngörülen rol şudur: yeni düzenin, inşa edilecek yeni devletin taşıyıcılığını yapmaktır. Yeni düzenin bir prototipi vardır. Türkiye'nin kurucu egemen sınıfları buna Doğan Avcıoğlu milli mücadele tarihinde, Milli Kurtuluş Tarihi kitabında şöyle bir tanım getirir. Ağanın parası köylünün canı ifadesini kullanır ve Türkiye'nin kurucu elitlerinin kökeni aslında Balkanlara yaslanan memur sınıfı ve Anadolu'nun Müslüman eşrafı olarak adlandırır ve bunların ittifakının kurucu sınıfları oluşturduğunu, kurucu felsefenin de esasen muhafazakar ve milliyetçi bir eksen olduğunu bize deklar eder. Kurucu elitinde bir prototipi vardır elbette. 20'den 25'e egemenlik ilişkileri tek parti dönemine doğru evrilirken Türkiye'nin gelecekteki vatandaşı da inşa edilir. O vatandaş da mümkün olduğunca Türkleşmiş, mümkün olduğunca Müslümanlaşmış ve Sünnileşmiş, mümkün olduğunca Türkçeleştirilmiş bir tek tip yurttaş profildir. Bu yurttaş inşa edilecektir. Bu yurttaş inşa edilirken bunu sabote edeceği varsayılan bütün siyasal ve toplumsal kimlikler düşman addedilecektir. Onların sözcüleri de keza. Bu dönemde bunun sözcüleri olarak görülen gazetecilerin de akıbeti İttihat ve Terakki'nin baskı döneminden farklı olmayacaktır. Onlardan en ilginci aslında belki de Arif Oruç'tur. Arif Oruç kimdir? Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce kurulmuş bir partinin yayın organının başındadır. Türkiye Halk İştiraki Fırkası. Yani dönemin Anadolu Sosyalistlerinin kurduğu partinin yayın organının başındadır. O yayın organının adı Seyyare Yeni Dünya. Seyyare Yeni Dünya'dır ve Eskişehir merkezli bir yayın organıdır. İlk kapatılan yayınlardan biri odur. İlginç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığı kaldırılıp tutuklanan ilk vekil de bu partinin genel başkanıdır. Amasyalı Nazım Bey, Nazım Resmor, İçişleri Bakanı olmak üzere meclisten güveneyi aldığı halde kendisi maalesef tek parti yönetiminin baskısıyla buradan istifa eder ve daha sonra dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanır. En önemli baskı süreçleri yine maalesef kurucu dönem başladığında yaşanacaktır. 25 ve 30'lu dönemlerde bu kez doğrudan devlete dayalı bir yayıncılık hayata geçirilir. Hali hazırda Yunus Nadi Ankara'ya çağrılır. Kendisine Cumhuriyet Gazetesi'ni kurması talimatı verilir ve onlara düşen görev şudur: Cumhuriyet'in kurulmakta olan yeni Türkiye'nin sözcülüğünü üstlenmek. Önümüzde ne vardır? 25 ve 30'lu yıllardaki ve daha sonra 38'deki Said ayaklanması, 1. 2. Ağrı ayaklanmaları ve Dersim isyanları. Faik Bulut'un Evrensel Kitap'tan çıkan Türk basınında Kürtler adlı kitabında bu dönemin örnekleri verilir. Bilhassa Cumhuriyet Gazetesi, bilhassa Kurun Gazetesi, o tarihlerde böyle bir gazete vardır. Kürtlerle ilgili yaklaşım egemen dilin kendisidir aslında. Örneğin ağır isyanlarında ayaklanmış Kürtler için dışkılarını bile evlerinin ortasında ve çatısına yapan insanlar tarifi kullanılmaktadır. Ayrımcı dil bu denli keskindir. Dersim isyanında kullanılan dil daha tehlikelidir. O tarihte şöyle denir: Dersimlerin Türk olduğu söylenmektedir. Esasen Türk bir medeniyet meselesidir. Bunlar medeniyetten nasiplenmemiş çağ dışı yaratıklardır denilerek Dersimler için aslında o tarihte bile az alınmayacak şekilde en ağır aşağılayıcı ifadeler kullanılmıştır. Karşımıza bu dönemde tekrar Arif Oruç çıkar. 31'li yıllarda Arif Oruç bu kez parti kurmuştur.
ve partisiyle beraber bir de Yarın gazetesi kurmuştur. Tekrar kapatılır partisi ve tekrar kapatılır gazetesi. Türkiye'de gazetelik yapması yasaklanır ve yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Bu anlamıyla sembol isimlerden biridir. 30 ila 40 arasındaki dönemde maalesef Türkiye'de çok sayıda gazeteci bu baskı ikliminden nasibini alır. Örneğin Sebahattin Ali'nin başına bir dost ortamında Atatürk'ü çağrıştıran bir şiir okuduğu gerekçesiyle türlü tutukluluklar, türlü sürgünler ve fişlemeler gelir. Yetmez, Kuyucaklı Yusuf romanında Sebahattin Ali Türk aile yapısını eleştirdiği gerekçesi tutuklanır. Bu dönem çokça böylesi örneğe sahiptir. 38 ve sonrasında baskılar devam edecektir. Bu dönemde baskıların yoğunluğu hale almıştır ki hepinizin bileceği Akbaba dergisi, yani Aziz Nesin'in yer aldığı, Sebahattin Ali'nin yer aldığı bu mizah dergisi devrin en önemli eleştirilerini yöneltecektir. Öyle ki Türkiye'de İsmet Ünlü'yü eleştirmek artık tabu meselesi olduğundan Mısır Sultanı'na eleştirdikleri için kapatılmışlardır. Böylesi trajikomik bir dönemdir. Mısır Sultanı'na eleştirilmesinin yasak olduğu bir dönemdir. Keza şairlerin, keza yazarların defalarca tutuklandığı bir dönemdir. Adımlar dergisi esasen 27 Mayıs'ın hemen öncesine denk düşer. Aslında bu iklimden çıkış için sosyalistlerin, Zekeriya Sertel ve arkadaşlarının toplandığı bu dergi Demokrat Parti'yi destekleme kararı alır. Çünkü onlara göre artık CHP'nin tek parti iktidarı son bulmalıdır, demokrasi gelmelidir. Hatta Demokrat Parti'nin toplantılarından biri de Esat Adil Mustecaplıoğlu'nun Cihangir'deki evinde yapılır. Bu vatandaş kimdir? Bu da Türkiye Sosyalist Partisi'nin 40 yıllardaki lideridir. O kadar ki demokrasi arzusu onları bu noktaya taşımıştır. Çünkü zaten 1940'lı yıllarda hem Sebahattin Ali'ye saldırılar hem de bu dönemde sosyalist basınlık saldırılar bu tavrı almaları gerekli kılmıştır. Ancak ne olur? Demokrat Parti iktidarı geldiğinde Türkiye'nin en büyük komünist tutuklama zincirleri başlar. 6-7 Eylül olayları olur ve bu dönemde günümüzde kullanılan yandaş basın havuz medyası kavramının atası olan besleme basın ifadesi ortaya çıkar. O dönemlerde buna besleme basın denmektedir. Zira Demokrat Parti iktidarı elindeki resmi ilanları kullanarak bazı gazeteleri, örneğin bunlardan biri Zafer'dir, fonlayarak kendi lehinde yayın yapma sürecinin önünü açar. Onlardan biri de Mithat Perin adlı eski Demokrat Partisi milletvekilinin sahibi olduğu İstanbul Express gazetesidir. O bir besleme basın örneğidir. Rolü çok kritiktir. O da nedir? O da şudur. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı iddiasını Türkiye'de ilk haberleştiren gazete budur. Akşam baskısı yapmıştır ve ardından 6-7 Eylül olayları patlak vermiştir. 6-7 Eylül'ün müsebbibi bu gazetedir. Bunun sorumlusu olarak gösterip tutuklananlar kimlerdir? Kemal Tahir, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin. Zira İçişleri Bakanı şunu demiştir. 6-7 Eylül'e bir kızıl ayaklanmadır. Sorumluları da kim olabilir? Elbette ki Aziz Nesin'dir. Dolayısıyla tutuklanan onlar olmuşlardır. Bu dönem öyle olağanüstü baskıların yaşandığı bir dönemdir ki, Demokrat Parti dönemi, 1959'un Kasım ayında Türkiye ikiye bölünmüştür. Vatan Cephesi adıyla Demokrat Parti taraftarları Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı kendi oluşturduğu cepheye üye kaydetmeye başlar ve radyoda her gün bir kısmı ölü olmak üzere değişik vatandaşların bu cepheye katıldığı haberleri yayınlanmaya başlar. Her gün Isparta'nın Yalvaç kasabasından, Erzurum'un Aşkale kasabasından, Rize'nin Çayeli kasabasından şu insanların Vatan Cephesi'ne katıldığı haberleri yapılmaktadır. Bu öyle bir propaganda malzemesine, propaganda unsuruna dönmüştür ki 59'un Kasım ayında bir grup vatandaş çıkmış, radyo ve ajans haberleri dinlemek istemeyenler cemiyeti kurmuşlar. Bu cemiyet kurulduktan bir süre kapatılmıştır, doğal. Yoğun bir mahkeme mücadelesi, yargı mücadelesinin ardından bu dernek ikinci kez açılmış, Galata'da ikinci kez kapatılmıştır. Böylesi harikulade bir dönemdir. Ama bu dönemin bir özelliği daha vardır. Türkiye 40'ların sonunda ikili anlaşmalara imzalanmış, Kore Savaşı'na girilmesi karşılığında uluslararası ilişkilere girilmiş ve bunun nihayetinde Marshall yardımında alınmasıyla beraber Türkiye'de, İzmir'de, Hatay'da, Sinop'ta Amerikan işleri ve radyolar açılmıştır. Özellikle Türkiye'de Amerikancılığın, bunu da konuştuğumuz ülke tabi Amerika, özellikle Amerikancılığın gayretlendirilmesi ve antikomünizmin
basında köpürtülmesi noktasında ciddi yayınlar yapılmaktadır. Sistematik yayınlar yapılmaktadır. Hayali Komünizm adlı Derya Çağlar adlı bir akademisyenin kitabından aktardığıma göre 1950-60 arasında şu tür haberler yayınlanmıştır. Dünya nüfusu 3 milyarken komünistlerin 30 milyar insanı katlettiği haberleri sık sık görülmektedir. Ya da Tahtakale'de satılan kağıt mendillerin ıslatılıp güneşe tutulduğunda içinde 100 tane rakçık için saklı olduğu haberleri ulaşması bulunmaktadır. Ya da Sultanahmet Camisi avlusunda eliyle elindeki çubukla toprağa orak çekip çizen vatandaşın tutuklandığı haberleri görülmektedir. Ya da Stalin öldükten sonra Bursa'nın bir kasabasında köy odasına giren bir vatandaşın Stalin de öldü, bana yaşamak haram dediği için tutuklandığı haberleri kayda girmiştir. Gülmeyin, gerçekten böyle haberler söz konusudur. Daha da ileri düzeye taşınmıştır. Özellikle o dönemde Sovyetler üzerinden Türkiye'ye uçurulan ve ayaklarında şifreli notlar olduğu iddia edilen komünist kuşları vurma avı başlamıştır. Kastamonu'da İnebolu sahilinde sivil vatandaşlardan oluşan bir grup komünist kuşları vurmak üzere tugaylar oluşturmuş. Bir kısmını vurmuşlar, sonra incelemek üzere Ankara'ya götürmüşler. Bu da bu dönemin en ilginç uygulamalarından biridir. Dahası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Tegel İdaresi, şimdiki Tegel'in eski bir atası olan kurumun amblemi vardır. TCTI harflerinin iç içe geçmesi şeklinde enteresan bir amblemdir. Kastamonu'ya gönderilen, Ankara'dan gönderilen bira sandıkları üzerindeki bu amblemin orak çekiçe benzediği gerekçesiyle bira sandıkları toplatılır. Sadece bu sandıklar için Ankara, Samsun ve Kastamonu sandıkları operasyon başlatır, sandıklar toplatılır. Böylesi komünizm meselesinin büyük bir cadı avına dönüştüğü bir dönemdir. Bu dönem sadece 27 Mayıs'a da mahsus değildir. Aslında 60 sonrasında da bu süreç devam edecektir. Özellikle 69-70-71'li yıllarda toplumsal mücadelenin yoğunlaştığı, gençlik hareketlerinin arttığı, Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın ve diğer gençlik önderlerinin isimlerinin artık duyulduğu bu dönemde elbette ki Türk basını da kendisi kodlarında yer alan, genetiğinde yer alan vazifeye koşar adım gidecektir. Vazife emri gelmiştir. Bu dönemde sık sık şu haberler görülmektedir. Dönemin koşulları itibariyle terörist lafı henüz dolaşımda değildir. Anarşist lafı dolaşımdadır. Türk basını anarşisti kavga çıkaran, huzursuzluk çıkaran insan olarak telakki etmektedir. Böyle algılamaktadır ve Deniz Gezmiş ve anarşist arkadaşlarının ODTÜ'deki kaldıkları odaya ilişkin birden çok ilginç haber yayınlanır. Esasen komünistlerle ilgili haberlerin özelliği budur. Muhaliflerle ilgili haberlerin özelliği budur. Mutlaka bir kadın imgesi vardır ve mutlaka bir erotizm imgesi vardır. Zaten 50'li yıllardaki komünistlerle ilgili haberlerde kızıl saçlı Bulgar ajanı gönderir. Kadın Bulgar ajanı simgesi vardır. Sık sık kadın kızıl saçlı seksi Bulgar ajanlarının masum Türk kölesini aldatmaya çalıştığı yönündeki haberlere denk gelinir. Ancak 69-70-71 yıllarında bu kez Deniz Gezmiş'in kaldığı odanın arka kapağında çıplak kadın fotoğraflarının olduğu, anarşistlerin sık sık kadınlarla burada buluştuğu ve zevk alemleri yaptığı şeklindeki haberlere sık sık rastlanmaktadır. Bu dönem basın aslında baştan ifade ettiğim üzere genetiğinde yer alan pozisyonu tekrar tutmuştur. 12 Eylül ise belki de ancak AKP döneminde olduğu şekliyle kıyaslanabilecek örnekler vermiştir. Bu dönem çok ilginç bir dönemdir. Sebebi şudur. Cumhuriyeti kuran ekibin gazetesi Cumhuriyet kapatılmıştır. Yazarları tutuklanmıştır. 71 Mart'ta da olmuştur elbette. Ki 71 Mart'ta da Cumhuriyet'in kapatıldığı görüldü. Uğur Mumcu, İlhan Selçuk gibi yazarların tutuklandığı görüldü. Bu dönem gazetecilerin en harikulade örnekler verdiği de bir dönemdir. Sevgi Soysal, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu gibi efsane bir roman yazmıştır. Ziver Bey Köşkü'nü İlhan Selçuk yazmıştır. Sakıncalı Piyade'yi Uğur Mumcu yazmıştır. Bu dönem gazetecilerin baskı altında olduğu, 12 Mart dönemi baskı altında olduğu, öyle ki. Altan Öymen'i hepimiz biliyoruz. Böylesi mülayim bir insanın bile uçak kaçırmaktan tutuklandığı bir dönemdir bu dönem. 12 Eylül bu dönemi katmerlenmiş şekliyle hayat bulduğu bir baskı rejimidir. Düşünün, Altan Öymen'in uçak kaçırmaktan tutuklanması vakasından daha da öte, daha da akla gelmeyecek ne olabilir diye düşündüğünüzde 12 Eylül'de şu olmuştur. Nazlıcak tutuklanmıştır. Artık vaziyet o aşamaya geldi. Neden tutuklanmıştır?
nazil olacak. O da şudur. Milliyetçi Hareket Partisi kapatılmış ve MHP'liler, başta Alparslan Türkeş olmak üzere MHP'lere dava açılmıştır. Nazil olacak bu davanın açılması nedeniyle çok hüsrana kapılmıştır. Ve 12 Eylül'e şu yazıyı, 12 Eylül yönetimini eleştiren şu yazıyı yazmıştır. Faşizm yargılanıyor. Faşizm yargılanıyor. 12 Eylül'den önce sosyalistlerin faşizm yargılanacak sloganını ironik biçimde kullanmasıdır. 12 Eylül artık buna tahammül edemez. Sen misin bunu yazan Nazlı diyerek Nazlı Ilıcak tutuklama kararı alınmıştır. Nazlı Ilıcak 12 Eylül döneminde en ağır baskılara maruz kalan gazetecilerden biridir. 45 gün süreyle yarı açık cezaevinde kalmıştır. Bu önemli bir süreç olarak kayda girer. Gündüz dışarıda, gece cezaevinde kalmıştır. Bir de bunun kitabını yazmıştır. Yani Nazlı Ilıcak 12 Eylül'de neler çektim şeklindeki bir kitaptır. Düşünün ki 12 Eylül Nazlı Ilıcak'ı tutuklayacak kadar Şirazi'den çıkmış bir yönetimdir. Gerçekten çünkü Nazlı Ilıcak 12 Eylül'den önce darbeyi arzu eden, sıkı yönetimi arzu eden bir kadındır. Temmuz 1980'de öldürülen Kemal Türkleri ölümünden 2 ay önce defalarca hedef gösteren bir gazetecimizdir. 12 Eylül geldikten sonra ise 12 Eylül'ü yaklaşık 6 ay süreyle sürekli yazılarıyla destekleyen bir gazetecimizdir. Hatta 12 Eylül için şu ifadeyi kullanmıştır. 12 Eylül Türk Milleti'nin şahlanış günüdür ifadesini kullanmıştır. Ben kendisine bir vesileyle 12 Eylül konusunu tartışırken sormuştum. O da ben hiç 12 Eylül'ü savunmadım demişti. Ben de bu yazısını göstermiştim, buldum. O yazı bana ait ama ben onu yazmadım demişti. Yani kim yazdı diye sorduğumda ölmüş kocasını söylemişti. Kemal Ilıcak. Şimdi adam da ölmüş ya, soramıyor, sen mi yazdın dedi. Böylesi bir vaziyet. Dediğim üzere ama bunun arka planı vardır. Bunun arka planı vardır. O da nedir? 12 Eylül'ün genel felsefesidir. Bir örnek vermem gerekirse 12 Eylül'de nasıl bir bakış vardır ve karşılığı nedir? Anlamak bakımından kritiktir. 12 Eylül'ün en trajik davalarından biri Ankara'da görülür. Ankara'da iki kafayı çekmiş arkadaş Ankara Kalesi civarında dolaşmaktayken önlerinden bir turist kafilesi geçer. Onlardan biri daha gayretli olanı turist kafilesinin yanına koşar, içlerinden yaşlı bir kadının eline girer ve onu arabasına doğru götürür, arabasına bindirir. Daha sonra turist rehberinin yer sorunu yaşıyoruz. Evet. Şuraya masamız yer alalım. Rahatsız olmayacaklar, ön tarafa yerleşebilirler. Evet. Yine buraya bir kişi daha alabiliriz. Bir de masadaki sandalyeler boş. Masadaki sandalyeler boş. Şuraya bir kişi gelebilir. Bana bir kişi imkanı var. Böyle gidiyoruz, belli bir konuşuyoruz. Masa gidelim. Protokolü oturuyor. Kısa mola vermiş. Ne haber? Geçin, öne doğru çekelim mi şu an? Çekin. Abi, şey olmuyor. Yani. Fotoğraf çekelim. Bir de masanın üstüne oturacak varsa bu tarafa gelin. Burada ya. Ben devam edebilir miyim? Oturma düzenini hallettiysek. Ben nerede kalmıştım? Nazlı Ilıcak'ta kalmıştım galiba. Hayır, Nazlı Ilıcak'tan başka bir örneğe geçmiştim. Şimdi bu dönemin atmosferini anlatmak için söylüyorum. Başa alayım tekrar. 12 Eylül'ün en trajik davalarından biri şudur. Ankara'da 82 yılında iki Ayyaş arkadaş Ankara Kalesi civarında gezerken bir turist kafilesiyle karşılaşırlar. Yaşlı bir kafile. İçlerinden biri böyle heyecanlı ve genç olan gider. Yaşlı kadının, yaşlı bir kadının eline girer, arabasına bindirmeye çalışır, eşlik eder. Sonra turist rehberinin polise yaptığı ihbara göre kendisi bu kadıncağızı arabaya bindirirken "Viva humanizm, viva komünizm" diye bağırmıştır. Şimdi insan bir kadını arabaya bindirirken niye böyle bağırsın? Anlaşılır tarafı yok. Ama bu vatandaş gözaltında alınır.
15 gün süreyle defalarca işkence görür. Her işkenceden ve dayaktan sonra ifadesini değiştirir. Der ki, ben viva humanizm dedim, no komünizm dedim. Sadece viva humanizm dedim, sadece no komünizm dedim diye sürekli değiştirir. Fakat yargılama aşamasında kendisine komünizm propagandasından ceza verir. Mahkeme der ki, mahkeme gerekçeli kararını der ki, her ne kadar şahıs viva humanizm, no komünizm dediğini iddia etse de, humanizm de komünistlerin kullandığı maskelerden biridir. Ha humanizm, ha komünizm denilerek vatandaşa ceza verilmiştir. Basındaki yaygın algıda aslında böyle bir algı. Basında, Devrim Türk basınında muazzam bir kızıl tehdit ve komünist avı başlamıştır. Dönüp bugünden itibaren, bugünden geriye doğru baktığınızda, yani 12 Eylül'den sonra hangi yargılamalar olmuş, hangi davalar görülmüş, kimler mahkeme karşısına çıkmış diye baktığınızda sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde satır altlarında şu kadarcık haberler görürsünüz. İstanbul'daki askeri sivil yönetim mahkemesinde şu dava görüldü şeklinde, ancak buna izin verilen kadarıyla haberlerin yapıldığına tanık olursunuz. Çünkü 12 Eylül yönetimi şöyle enteresan bir yönetimdir. 12 Eylül yönetimi bir bildiri yayınlar, ikinci bildiriyle kendi bildirisine sansür getiren bir yönetimdir. Dolayısıyla bir önceki bildirimizi yayınlayamazsınız diye bildiri yayınlayabilen bir yönetimdir. Bu yönüyle 12 Eylül'de oluşturulan baskı iklimi en olağanüstü dönemlerden birini yaşatmıştır bizler açısından. Onlarca gazeteci tutuklanmıştır, onlarcası yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Kalanlar susmakla cezalandırılmıştır. Düşünün, hadi solcuların başına bu gelmiştir, Nazlı Hoca'nın başına bir cezaevi gelmiştir. Böylesi enteresan bir dönemdir. 12 Eylül'den tırnak içinde demokratik Özal dönemine geçilirken bundan farklı bir örnek olmayacaktır. Her ne kadar Özal, sağ iktidarlar, milliyetçi ve muhafazakarlar tarafından Türkiye'nin başına gelmiş en peygamberimsi lider diye tarif edilse de geçerken kayda düşmek gerekir. 12 Eylül'den önceki 78-79 arasındaki Ecevit hükümetinin resmi ilanlarla devrilmesini sağlayan MESİN yöneticilerinden biridir. Kendisi 12 Eylül'den sonra oluşan Cunta hükümetinin, Bülent Ulusu'nun danışmanıdır ve daha sonra kurulan hükümetin başbakanıdır. Bu yönüyle alt ne kadar demokratik bir geçmişe sahip olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu dönemden 2000'lerin başına kadar Kürtlerle ilgili en ayrımcı haberlere denk geliriz. İçişleri Bakanlığı bundan sonra Kürtlerle ilgili yapılacak haberlerde hangi ifadeler kullanılmalı diye beyanname yayınlamıştır. Kürtlerle ilgili örneğin sözde ifadesinin dolaşıma girmesi bu dönemdir. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı Anadolu Ajansı'na ve TRT'ye gönderdiği talimatla bu mümkün olmuştur. Mesela PKK bayrağı delinmeyecek, paçavra ve bez delinecek ifadesi bu kararla beraber dolaşıma girmiştir. Öldürülmüş PKK'lıların cesetleri için leş denilmesi bundan sonra dolaşıma girmiştir. Bu dönem resmi bir tebligatla kimin hakkında ne denilecek, hangi kavramlar kullanılacak diye tebligatların yayınlandığı bir dönemdir. Çünkü aslında bu tebligatla beraber dönem de böyle bir dönemdir. Ben bir kitabımda örneklemiştim. Hepinizin bileceği galiba Cizre'ydi. Trafik levhalarındaki sarı kırmızı yeşil renkten yeşil renk maviye çevrilmiştir. Böylesi bunun bile propaganda sayıldığı bir dönemdir. Ya da o dönem Kürt düğünlerine dil yasağı getirildiği, Kürtçe halay çekildiği dönemde damatla gelinin gözaltına alındığı bir dönemdir. Bunlardan en ilginci Oriental Alev'in başına gelendir. Van Kumsal Gazinosu'nun oryantalidir kendisi. Kendisinin talihsizliği şudur. Sahnede şarkı söylerken kendisine istek gelir. İstek de şu yazmaktadır. Vatandaşın biri Kürtçe Türk'ü ister. Ardından da bir daha buraya gelişimde, galiba kafası güzel. Bir daha buraya gelişimde burayı Kürdistan olarak görmek istiyorum diye Oriental Alev'in eline mendil gönderince Oriental Alev bundan ötürü 10 yıla kadar hapis cezasıyla mahkum edilmiştir. Bu dönem böyle bir dönemdir ve bunun basında karşılığı vardır. 30'lu yıllarda 25'te ve 30'da kalmış Kürtlerle ilgili en aşağılayıcı ifadelerin tekrar dolaşıma girdiği bir dönemdir bu dönem. Kürtlerle ilgili ve muhaliflerle ilgili en ayrımcı, en hakarete dönük ifadeler bu dönem kullanılmıştır. Geçerken şunu da söylemeliyim. Sadece tabii anlatırken sosyalistlerin ve Kürtlerin ve Alevilerin başına gelmiş bir süreçten bahsetmiş olmayalım. 1950'lerde Ticaniler diye bir dini grup çıkmıştır. Atatürk heykellerine saldıran bir gruptur bu. Bu grup nedeniyle Atatürk'ü koruma kanunu bile çıkarılmıştır. Çünkü Gökler heykele saldırmaktadırlar.
böyle enteresan bir topluluktur. 60'lar boyunca Nurculuk davaları çok yaygındır. 70'lerin başında Nurculuk davaları dirilmiştir. Bu kez Fethullah Gülen'in arkadaşları davaları zinciri başlar. Fethullah Gülen'in yargılandığı 71 tarihli davanın hikayesi de ilginçtir. Onlar da 163. madde denilen dini propaganda nedeniyle yargılanırlar. Bir sabah Fethullah Gülen'in arkadaşlarının Afyon'daki evi basılır. Şüpheliler namaz kılma halindeyken yakalanırlar. Namaz operasyonu yapılır. Ve evde el konulan delillerden biri şudur. Nurculuk suç değildir başlıklı. Nurculuğun suç olmadığına ilişkin Yargıtay kararlarını içeren kitap. Ya zaten suç değildir denilmiş ve bu bir başka operasyonun nedeni haline gelmiştir. Fethullah Gülen hakkındaki ve arkadaşlar hakkındaki delillerden bazıları şunlardır. Tesbih, rahle, takke, mes, seccade gibi hatta ot yastık benzeri evde ne bulmuşlarsa götürmüşlerdir. Risaleler ve Kur'an buna dahildir. Fethullah Gülen bu nedenle de 9 ay Ege bölgesini İzmir cezaevine yanılmıyorsam yapmıştır. Ve bu dönemde mürtecilik ifadesi, irtica ifadesi bilhassa Nurculuk davaları üzerinden dolaşıma girmiştir. Burayı unutmayın çünkü 2007'den sonra bu örnek sık sık karşımıza çıkacaktır. Türkiye hepinizin bildiği üzere Kasım 2002'den sonra mağara dönemini kapatmış, aydınlar çıkmıştır. Bu yönüyle çok önemlidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi gerçekten karanlıktan aydınlığa çıkaran bir dönemin önünü açmıştır. Kimle beraber? Gülen cemaatiyle beraber. Bilhassa 2007'den sonra Türkiye'de başka bir seyir başlar. İddia o ki hakim Türkiye'deki yapı, yani askerin merkezinde olduğu yapı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı onu değişik enstrümanlarla iktidardan uzaklaştırmak istemektedir. Ve buna karşı bir tür hukuk dışı ittifak kurulur. Adalet ve Kalkınma Partisi, yani yurttaşların oylarıyla iktidara gelmiş bir partiyle tüzel kişiliği bile olmayan, bazen hizmet denilen, bazen hareket denilen, bazen milyonların içerdiği bir organizasyon denilen bir organizasyon arasında bir ittifak kurulmuştur. Ve bu ittifak kendisini Türkiye'yi demokratikleştirme iddiasıyla görevlendirmiştir. Kendine bu görevi atfetmiş ya da vehmetmiştir. Bu iktidar ilkin kamudaki tasfiye sürecini Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ve bunlara kaynaklık eden gizli tanıklar, esasen yalancı gizli tanıklar, tahrip edilmiş dijital belgelerle delillendirdiği davalarla ilkin kamuda tasfiye sürecini başlatmış. Sonra hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem Gülen cemaatinin siyasal otoritesi açısından risk ve tehdit olarak tespit ettiği kim varsa onlara yönelik bir düşman ceza hukuku iklimi başlatılmıştır. Bunun karşılığı şudur. Kürtler açısından KCK davasıdır. Sosyalistler açısından bilhassa HOPA davası ve değişik örgüt davalarıdır. Bu dönemi devlet güvenlik mahkemelerinden, yani yeni Türkiye'yi karanlık Türkiye'den, özel etkili mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemelerini ayıran temel kriterler vardır. Onlardan biri şudur. 12 Eylül'de en azından siz 12 Eylül ve sonrasında şöyle bir yargılama sürecine tabi tutulurdunuz. Kesinlikle işkence vardır. İşkence bir delil elde etme yöntemidir. İşkencede konuşursanız hakkınızda delil elde edilir. Çok konuşmazsanız ölebilirsiniz. Bu doğrudur. Ama hayatta kalabilirseniz savcının önünden bırakılma ihtimaliniz vardır. Çünkü o bakış şudur. Bir örgüt vardır. Hakikaten bir suç vardır. Örgütle suçu ilişkilendirmek için delile ihtiyaç var. O da işkence eylemidir. Yeni Türkiye'de tabii işkence sorgulmuştur. Zaten böyle bir prosedüre ihtiyaç yoktur. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve Gülen cemaatinin kurduğu Yeni Türkiye'de devlet bu tip bürokrasiye son vermiştir. Siz artık yargılanacağınız aşamada bir örgütle ilişkilenme ihtiyacı hissetmezsiniz. Onu zaten devlet size bulacaktır. Devlet bu dönemi artık geride bırakmıştır. Avrupa Birliği'ne girilirken siz kafanızı örgüt bulmakla yormayın. Devlet zaten devletinizi örgütten daha bilecek değilsiniz. Size zaten o karakolda olmadı mahkemede deklare edilecektir. Devletin de yani gelişmek olan bu devletin örgütü de size bulduğu, zaten delil arayışına ihtiyacın olmadığı, çünkü zaten elde gizli tanıkların ve dijital delillerin bulunduğu bir dönemdir bu dönem. Eğer örgüt bulunamıyorsa, size uygun bir örgüt bulunamıyorsa,
geçmişte kendisini lağvetmiş örgütlerden biri devreye sokulacaktır. Örneğin yıllar önce kendisini lağvetmiş devrimci yol bu dönem sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ya da bir lise topluluğu olan Devlis adlı grup bir örgüt olarak karşımıza çıkmıştır. Bir gazeteci vardır ki bu dönemde işlemediği cinayetten yıllar önce lağvedilmiş bir örgütten ceza aldı. Yazar Doğan Akanlı, bilir misiniz? Yazar Doğan Akanlı, kendisi Türkiye'den siyasi nedenlerle Almanya'ya iltica etmiş, 35 yaşında. Gidip orada Almanca'yı öğrenmiş, Almanca roman yazmış, tiyatro eseri yazmış ve bir de ödül almış bir insandır. Türkiye'li bir yazarımızdır. Kendisi Türkiye'den kaçtığı tarihlerde arkada kalan arkadaşları bir soruşturma sırasında ismini verirler. O konu nedir? O da şudur. Tahtakale'de bir şey basılır. Bir döviz bürosu basılır. Yaşar Tutum adlı bir vatandaşımız döviz bürosunun sahibi öldürülür. Bu soruşturma 3 yıl sonra tekrar açıldığında, 92 yılında bazı deliller toplanır ve bazı insanlara işkence yapılır. Bu cinayeti azmettiren kişinin Doğan Akanlı olduğu sonucuna varılır. İşkenceli ifadeler sonucunda. Doğan Akanlı bundan haberi yoktur. 2010 yılı olmuştur. 12 Eylül referandumu olmuştur. Doğan Akanlı artık karanlık Türkiye'nin bittiğini, aydınlık Türkiye'nin başladığını, Türkiye'de demokrasinin olduğunu düşünerek Artvin'de hasta olan babasını da belki son kez görürüm umuduyla Türkiye'ye inmiştir, iner inmez tutuklanmıştır. İndiğinde kendisine şu söylenmiştir. Sen 90'lı yıllardaki Yaşar Tutum'un öldürülmesine ilişkin cinayetin azmettiricisi ve failisin. 3 ay cezaevinde kaldı. 4 ay cezaevinde kaldı. Kaldığı sırada cezaevinde tahliye olmasına bir hafta kala babası öldü. Babasını göremedi. Bu yüzden mahkemeye çıktığında hiçbir soruya, kimliğine ilişkin, adı ve soyadı dışında hiçbir soruya cevap vermeme ve bu yönüyle mahkemeyi protesto etme kararı aldı. Ben o duruşmadaydım. O duruşmaya tanık olarak kimler çağrıldı? Babası öldürülen iki kardeş çağrıldı. Öldürüldüğü sırada bu insanlar oradaydı. Mustafa Tutum. Babasının öldürüldüğü anı gören ve babasını öldüren kişiyi gören tanıktır. Ona dediler ki babanı bu mu öldürdü? Dedi ki hayır. Babamı öldürmedi. Bu duruşmanın sonunda beraat etti. Yargılama sonunda beraat etti ama Yargıtay Doğan Akanlı'yı kasten adam öldürme ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle davayı bozdu. Gerekçe şudur. Erdoğan Akanlı'nın öldürdüğü iddia edilen kişinin oğlu Mustafa Tutum güya babasının katilini saklamıştır. Gerekçe şudur. Bu adam hala döviz bürosu işletmektedir ve örgütten korkmaktadır. Örgütten korktuğu için babasının katilini ele vermemiştir. Ayrıca Doğan Akanlı, aradan yıllar geçtiği, göbeği uzadığı ve sakalları beyazladığı için tanınmakta zorluk çekilmiştir. Dolayısıyla suçlu odur. Tanık da kendi babasının katilini gizlemeye çalışmıştır. Denildi kararda. Örgütün adı ne biliyor musunuz? Örgütün adı da şu. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Yeniden Kuruluş Birliği Halk Kurtuluş Güçleri. Bu örgüt en son 90'lı yıllarda görülmüş bir örgüt. Türkiye'de adı dolaşmış bir ara. Böyle bir örgüt yoktur. Ve Yargıtay 20 yıl önce lağvedilmiş bu örgütten bu adamın korktuğunu, bir gün gelip döviz bürosunu basarlar, işim bozulur, tezgahım bozulur diye korktuğunu ve bu nedenle babasının katilini ele vermediğini söyleyebilmiştir. Doğan Akanlı kırmızı bültenle aramaktadır bu arada. Halen daha. O dava bitmedi. Daha ilginci şudur. 80'li yıllara aratmayacak bir örnek daha olmuştur. Mersin'de. İki çocuk uyuşturucuya hayır yazmışlar. Altında Devlis yazmışlardır. Mahkeme onları terör örgütü programlarına mahkum etti. İki liseli. Cezaevine girdiler. Örgüt, terör örgütünün adı Devlis'miş. Devrimci liseliler. Liseliler. Lise. Ama suç nerede? Suç şurada. Gerekçeli kararda deniyor ki her ne kadar bunlar uyuşturucuya hayır gibi toplumun yararına ve faydalı görünen bir slogan yazmışlarsa da bu görünüm altında terör örgütü programı yapmışlardır. Uyuşturucuya hayır söylemi 6 aylık bir cezanın gerekçesi yapılabilmiştir. En trajik örnek Batman'da yaşandı. KCK davasında biliyorsunuz KCK devletin ve cemaate yakın hakim savcıların gözünde Türkiye'nin en büyük örgütüdür. KCK'nın her hali vardır. Doktorlar vardır, hemşireler vardır, futbolcular vardır. Öğrenciler var. KCK'da yok yoktur. Böyle olunca KCK'nın imam ayağı olmalı denilerek Batman'da bir grup imamı ve mollayı topladılar. İçlerinden biri Batman Belediyesi'nin taşeron Gastılı. Gastılı cenaze yıkayan adam. 70 küsur yaşında. Hakkındaki delillerden biri şu. Telefonda Kürtçe konuşma. Soruyorlar. Telefonda niye Kürtçe konuşuyorsun? Diyor ki. Telefonda Kürtçe konuşuyorum ben. Yani, ne kadar ne konuşacak yani telefonda? Resmi dilini konuşmak zorunda telefonda. Ama daha fenası
cenaze yıkarken, bir PKK'lının cenazesinin başında, tabutunun başında dua okurken çekilmiş fotoğraf. Çünkü adam kadrolu gazeteli ya, ne yapıyor? Okuyacak tabii ki, görevi bu. Bir diğeri de sivil cuma namazında müezzinlik yaparken çekilmiş fotoğraf. Fezleke'de hakkındaki deliller bazı resimlerdir. Resimler şunlardan ibarettir. Namaz kılma boyusunları. Böyle elini bağlarken, secdeye giderken gibi. Bu böylesi ibadet görüntülerine tutuklanmış. Belki de 71'deki Gülen ve arkadaşları davasından sonra yaşanmış ikinci trajik örnektir. Bu dönemde elbette ki bir cadı avı yaşanacaktı. Kaçınılmaz olan buydu. Çünkü 2007 yılından itibaren bu operasyonlar, bu Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen cemaatinin otoritesine direnmesi muhtemel, siyasal ve toplumsal grupları siyasal ve kamusal alanın dışına atma ve vatandaşlıktan düşürme operasyonunun mutlaka basında bir ayağı olacaktı ve oldu. Nasıl oldu? Bu operasyonları yürüten emniyet bünyesindeki istihbarat, terörle mücadele ve organize suçlarla şube müdürlükleri yaptıkları bu operasyonlardan önce ve sonra bazı notlar hazırladılar. Ve bu notlarla oluşturulan haber ağıyla kamuoyu oluşturdular. Bu notlardan bazıları, keşke yanımda getirseydim, getirmedim, imzasız, mühürsüz notlardır. Bunlara polis bilgi notları denir. Bunların aynısını 2000'li yılların başında, 99'un sonunda jandarma istihbarat yapmaktaydı. Jandarma istihbarat, Gülen cemaatine operasyon mu yapılacak? Ya da Refah Partisi mi kapatılacak? Ya da bir sol grubun üzerine mi çökülecek? Böyle notlar hazırlardı. O devlet geleneği bu kez demokrat geleneğine de yani devam etmeye başladı. Bu kez hazırlanan notlarda, hazırlanan notlar şöyle. Örneğin Oda TV davası için hazırlanan notta bazı bölümler, önemli, polis tarafından önemli görülen bölümler botlanmıştı. Yani polis operasyonu yapıyor, delilleri hazırlıyor, bir de haber yazıyor. Haber yazıyor. Ve bir de botluyor. Hani diyor ki siz gerizekalısınız, anlamayabilirsiniz. Bakın buraları yapın. Ve o günlerde oralar yapıldı. Oralar yapıldı. Biz şunlara tanık olabildik. Örneğin kimlerin tutuklanacağı, kimlerin gözaltına alınacağı bilgisi önce ya TRT'den ya da Samanyolu Haber'den geçti. Hatta şöyle bir espri konuşulmuşlar diye de, STV'yi açalım bakalım hangileri tutuklandı diye bir dönem söz konusuydu. Böyle bir dönem yaşanmaktaydı. Bu dönem içerisinde kanaat önderi diye ve gazeteci diye üretilen model bavul taşıma ve kurye gazeteciliğidir. Bu dönem kurye gazeteciliğinin Türk basınına armağan etmiştir. Aklın bütün fonksiyonlarını yitirdiği, devreye polis şüpheciliğinin ve T'yi görünce terör anlayan cevval savcılığın devreye girdiği bir modeldir. Herkese terörist diye bakabilen bir modeldir. Ve bu dönem kurye gazeteci dönemini başlatmıştır. Ve bunlar bir savcı herkesi suçlu görebilir, bir polis herkesi şüpheli görebilir ama bir gazeteci göremez. Onların polis aklıyla ve savcı aklıyla çalışmaya başladığı ve böyle düşünmeyen meslektaşlarını da siz de tutuklanırsınız ha diye parmak sallayarak korkuttuğu bir dönemdir. Korkuttuğu, susturduğu, yazılmış kitapların son anda rafa kaldırıldığı, yazılmamış kitaptan insanların tutuklandığı böylesi garip bir dönemdir. Çok trajik hikayeler vardır bu dönemde. Gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında insanlar öldürülmüştür. İnsanlar katledilmiştir. En trajik örnek Yarbay Ali Tatar'ın başına gelen örnektir. Yarbay Ali Tatar'ın suçu nedir? Bir deniz albayıdır. Deniz binbaşısıdır. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bir gün İzmit Değirmendere'de 4 tane genç teğmenin kaldığı ev basılır. Bunun adı amirallere suikast operasyonudur. Duymuşsunuzdur. Amirallere suikast operasyonudur. Eve girilir. Evdeki teğmenler yoktur bu arada. Polis kamerasının, polisin yaptığı aramada, tutanağa ve kamera kaydına göre aramada şunlar bulunur. Evde 4 tane teğmen vardır. 4. teğmen o evde misafirdir. O hafta nişanlısıyla İzmit'te alışveriş yapmaya gitmiştir. Dolayısıyla salonda kalmaktadır. Salonda kanepenin üzerinden eşyalarını koymuştur. Arama başladığında vaziyet şudur. Polis kamerası, polisler giderler. Önce kanepenin üzerindeki eşyaların üzerinde bir tane flash disk bulurlar. Flash disk bu dönemin alameti farikasıdır. Her şey flash diskten çıkar. Sonra kanepenin, o eşyaların bulunduğu kanepenin bulunduğu minder kaldırılır. Minderin altından bir kitap çıkar. Kimdir? Abdullah Öcalan'ın kitabı. Kitabın içini açarlar. İçinde ne çıkar? Hayvan pornosu. Yani ne denir? Siz hem teröristsiniz, hem darbecisiniz, hem bölücüsünüz, hem sapıksınız. Hem sapıksınız. Peki o flash diskten ne çıkar? İddiaya göre Doğu Perinçek askerlere talimat vermiştir.
bu teğmenlere. Devrimci Karargah adlı sol örgütteki militan arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Ergenekon askerlere talimat veriyor, sol örgüte sahip çıkalım diyor. İkincisi nedir? İkincisi de şudur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üye bursiyeri kızlarla genç teğmenleri bir araya getirelim, çiftleştirelim. Peki bunu kim yapacaktır? Bu iki görevde arabulucu kimdir? Yarbay Ali Tatar. Yarbay Ali Tatar. Kimin yazdığı belli olmayan, kim tarafından konduğu belli olmayan, bu iddialar nedeniyle, aşağılayıcı iddialar nedeniyle gözaltına alınır. Kısa bir tutuklu ardından serbest bırakılır. Savcı itiraz eder. Bu itiraz sürecinde, birinci ve ikinci tutuklu arasındaki süreçte, Star, Samanyolu, Zaman ve benzeri gazetelerde şu haberler görülmeye başlanır. Yarbay Ali Tatar'ın Sivaslı olduğu, Alevi olduğu, Kürt olduğu, bir amcasının dağda, bir amcasının bayırda olduğu yönünde haberler başlar. İkinci kez tutuklamaya çağrıldığında banyoya gider, bir not yazar. Der ki, hukukun üstünlüğü gerekçesiyle hukuksuzluğa göz yumulamaz. Ben karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum der. Kendisini öldürür. Yarbay Ali Tatar'ın ölümünden sonra bu gençler tutuklanır. Bir kasap 18 askerden oluşan bir dava açılır. Her ne kadar operasyonun adı amirallere suikast olsa da ne amiral vardır ne suikast vardır. Sadece patlayıcı bulundurmaktan dava açılır. Yargılama sırasında Yarbay Ali Tatar'ın da adının geçtiği dijital belgelerin bulunduğu flash disk TÜBİTAK'a gönderilir. Denir ki ya bir bakın bakalım 4 tane asker var. Bu flash disk kime ait? Üzerindeki parmak izleri kime ait? Yanıt gelir, 4 askerden hiçbirine ait olmadığı ortaya çıkar. O parmak izlerinin kim bu askerlere ait olmadığı ortaya çıkar. O gün o yerler serbest bırakılır. Askerler, genç teğmenler serbest bırakılır. Ama bunu oraya kimin koyduğu, Ali Tatar'ın ölümüne kimin sebep olduğu hala daha aydınlanmamıştır. Bu dönem böyle bir dönemdir. Bu dönem belgesi var denilerek bilgisayar ortamında yazılmış, imzası ve mührü olmayan sözde belgelerin dolaşıma sokulduğu ya da işte tanık denilerek geçmişinde her tür kriminal ilişkinin bulunduğu kişilerin tanık olarak dinlendiği ve tanık olarak davet edildiği bir dönemdir. Ve aynısı gazetecilere dayatılmıştır. Gazeteciler ellerini tutuşturulmuş bilgi notlarıyla, sözde bilgi notlarıyla ve kendileri daha adeta bir gizli tanığa dönüştürülerek her türlü manipülasyonun, her türlü yalanın aracısı haline getirilmişlerdir. Bu dönem şöyle kapandı. Bu dönemin kapanma nedeni neydi? Artık bu koalisyon, bu hukuk dışı koalisyon, bu yasaları ayaklar altına alan koalisyon, kamusal alanda ve sosyal alanda tasfiye edecek kimseyi bulamadığından, birbirinden başka kimse kalmadığından, başka düşman kalmadığından, diyalektik gereği birbirini tasfiye edecekti ve öyle oldu. Hayat bunu gerektiriyor. Ancak bunların belki de son yol ayrımı şudur. Gezi Park olaylarıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu noktada Gülen cemaati ve onun basını daha beceriklidir. Ondan öğrendiği pratiği Gezi Parkı günlerinde hayata geçirdi. Gezi Parkı günlerinde hepinizin malum olduğu üzere Türkiye'deki en güçlü medya patronu Recep Tayyip Erdoğan'dır. En güçlü medya patronu odur kendisidir. Ve onu destekleyen medyada ve yol ayrımı gelinceye kadar Gülen cemaatine mensup medyada belki de 27 Mayıs dönemini aratmayacak Gezi Parkı haberleri yayınlanmaya başlar. Onlardan biri Amerika'da Houston'da. Houston neresi bu arada? Houston nerede? Texas'ta mı? Houston'da toplanan bir grup, kesinlikle Yahudi, kesinlikle Mason, kesinlikle para babası. Ya bunların üçü bir araya gelince para babası oluyor herhalde. İnsanların Türkiye'yi kaosa sokmak, kaos sokacaklar, darbe iklimi yaratmak için kafa kafaya verdiklerini ve bir plan geliştirdiklerini iddia ederler. O plan nedir? Cep telefonunu Zello sistemi üzerinden Türkiye'deki 13 sol gruba direnin yoldaşlar mesajı yollamak. Bakın, bakın o kadar masonsunuz, bu kadar Yahudiniz var ve Yahudisiniz ve bu kadar paranız var. Değil mi? Böyle büyük bir organizasyon içindesiniz ve aklınıza sadece mesaj atmak geliyor. Utku, hoş geldin. Aklınıza sadece, Utku benim lise arkadaşım arkadaşlar. Rize'de değil miydin sen? Yeni geldim. Yeni geldin, hoş geldin. Aklımıza sadece mesaj atmak geliyor. Yani bu kadar Yahudilere rağmen, bu kadar masonluğa rağmen, bu kadar para sahibi olmanıza rağmen bunu yapıyorsunuz ve 13 tane sol gruba mesaj atıyorsunuz. Yetmiyor. Sırp bir grubu, Sırp bir gençlik grubunun Otpor, adı Otpor'muş. Türkiye'de niyeyse isyan çıkarma arzusu taşıdığını ve bunu da
en önemli, Türkiye'nin önemli devrimcisi olan Mehmet Ali Alabora üzerine yapmaya çalıştığını, Mehmet Ali Alabora ve karısıyla ve senaristiyle Mısır'da buluştuğunu, Mehmet Ali'cim, Mali, bu istikrara bir son verelim artık, yani Türkiye'ye bu huzurlu günleri gitsin artık falan diye anlaştıklarını ve daha sonra Gezi Parkı isyanı çıkarmak üzere bir oyun, Mi Minör adlı bir oyun tasarladıklarını, bunu sahneye koyduklarını, bunu izleyen Gezi Parkı taraflarında Gezi Parkı isyanı çıkarttıklarını iddia eden bir haberle karşılaştık. O günlerde bol bol ajan haberleri gördük biz. Mesela onlardan biri nedir? Takvim gazetesinde yayınlanmıştı. Güya Esad, Türkiye'de Gezi Parkı taraflarına destek vermek için 100 tane özel yetiştirilmiş askerini Türkiye'ye göndermiş. Ve Kahraman Türk Ordusu bunları sınırda fark etmiş ve hepsini öldürmüş. Ve bunu da sadece Takvim Gazetesi duymuş. Böyle bir süreç geçirdi. Takvim Gazetesi bildiğiniz üzere, malumunuz olduğu üzere bu tarz gazetecilikte maharetli bir gazetedir. Örneğin Gezi Parkı'ndaki ağaçla röportaj yapmak ya da Taksim Meydanı'ndaki Toma'ya röportaj yapmak gibi çarpıcı haberlere imza atmıştır. Hatta o günlerde, Hristiyan Amanpur, o günlerde ben Gezi Parkı olayları sırasında gözüme bir şey kaçtı. Gözüm kapalıydı, bandajla geziyordum. Bir akşamı evde izlemek zorunda kaldım. Tabii Gezi Parkı eylemlerini de biz, hani düşünün benim evim Kurtuluş, son durakta İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Gezi Parkı bana yürüyerek 10 dakika mesafede ve ben Gezi Parkı'ndaki eylemi nereden izliyorum? CNN International'dan izliyorum. Şöyle biliyorum Türkiye'ye, CNN International'dan izliyorum. CNN International hem AKM'nin üzerine, hem Taksim Meydanı'ndan, hem Gezi Parkı'nın 3 tane muhabir kurmuş. Canlı yayında Hristiyan Amanpur var. Meydandaki muhabir olan biteni anlatıyor. Birden gaz bulutu geliyor. Öksürmeye başlıyor falan. O an ekrana arkasında bir bidon. O zamanlar sütlü bir losyon çıkmıştı Gezi Park tarafları. Kendi aralarında üretmişlerdi. Ekrana girdi, sıktı ve kaçtı. Hristiyan Amanpur dedi ki, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? O dedi ki, ya bilmiyorum bir şey sıktılar ama çok rahatladım. Hakikaten de yani Gezi Parkı için o denebilir yani. Bir şey sıktılar ve çok rahatladık denebilir. Şimdi tabii Takvim Gazetesi böyle rahatlamadı. Hristiyan Amanpour'un bu yayıncılığından en çok kim bozuldu? Takvim Gazetesi ve Mevlüt Yüksel. Mevlüt Yüksel, Hristiyan Amanpour'la sahte röportaj yaptı. Yani ağacı anlıyorsunuz, Toma'yı anlıyorsunuz. Hristiyan Amanpour olmayan röportajı diyor ki ben Türkiye'yi yıkmak istedim. İşte huzursuzluğa boğmak istedim falan. Tabii Hristiyan Amanpour da Twitter'dan cevap verdi yani. Böyle saçmalık olur mu? Ben kimseye röportaj yapmadım falan. Mevlüt Yüksel yarım yamalak İngilizcesiyle cevap verdi. Hristiyan karşıma çık. Bana konuş. Ama tabii takvimle beraber başka örnekler de vardır bu dönemde. Bu ilk değildir. Mesela Türkiye'de İranlı sığınmacılar çoktur. Onlardan biri de yani Çorum'a sığınmış bir çocuk, kaçmış Çorum'a. Rakçı. Ankara'ya yerleşmiş. Yani yurt dışına gitmek istiyordu. İstiyordu bu çocuk. Yani çocuk. Ve Ankara'da Gezi Parkı'nın başladığı gün Kızılay'da kulaklık almaya gittiği sırada gaz bulutunun içinde kalıyor. Bunu götürüyor. İranlı olduğu anlaşılınca, tabii Türkiye'de siyasal İslam'ın ve cemaatin hep İranlı şeyi var, nefreti var. Aha bulduk ajanı diye. İranlı ajanı Terörle Mücadele Şubesi götürdü İranlı çocuğu. Hangi ajan, nereye hizmet ediyorsun falan. Çocuk rakçı yani. Ve bu çocuk İstanbul'a Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Günlerce tutuldu, ülkesine iade edilecekti ve ağır ceza alacaktı. Son anda dikkat edin, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle kurtulabildi çocuk. Birleşmiş Milletler çocuğu Türkiye'nin elinden zor aldı. O günlerde de şimdi Gezi Parkı eylemleri bildiğiniz üzere tünel, Cihangir ve hattında oluyor ve orası Türkiye'de yabancıların en çok işlediği yer. Yani 3 kişiden birini çevirseniz yabancı çıkıyor. Ve dolayısıyla polis kim aldıysa ajan diye geçiyor. Fransızlar, İtalyan, Koreli ajanlar, yani Gezi Parkı ile ilgisi olmayacak ajanlarla karşılaşıldı ve bunlar haber yapıldı. O dönemlerde hepinizin bildiğiniz üzere faiz lobisi diye bir şey çıktı. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı ama kesinlikle arkasından Masonların ve Yahudilerin olduğu bir şey olduğu tahmin edilen bir vaka ortaya çıktı. Bugünlerde İstanbul'da Marmara'ya çıktı. Marmara'ya bu arada tavsiye ederim. Bin güzel bir isim. Yani. Marmara'ya açıldı ve Marmara'ya sık sık bozulmaktaydı. Türkiye Gazetesi muhteşem habercini devreye koyarak Türkiye'yi kaosa sokmak isteyen Gezi Parkı taraftarlarının Marmara'ya binip ikide bir kolu çekerek vasıtada arıza çıkardı haberini yaptı. Bak çok ciddi bir şey. Aynı Türkiye Gazetesi'nin Esad haberleri de harikuladedir. Güya Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı özel bilgide
Esad'ın karısının adı Semra mıydı? Esma. Esma Esad'ın kocası Beşar Esad'a artık dayanamıyorum Beşar. Gidelim. Kazandığımız para bize yeter. Buralardan gidelim. Falan dedi. Beşar Esad'ın da sık biraz daha dişini. Ben de artık dayanamıyorum dediği. Yönünde bir haber hazırlandı. Haberin sonu şöyle bitmekteydi. O sırada Erdoğan yurt dışındaydı. Beşar Esad'ın işte Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşüne kadar bir karar vermeye çalıştığı öğrenildi. Hani Erdoğan dönmeden Suriye'yi terk etmesi düşünülüyormuş falan. Türkiye gazetesi bu yönüyle ilginç bir gazetedir. Ama daha fenası, belki de en fenası 2013-2014 yazında İstanbul'da yoğun bir trafik vardı. Gerçekten harikulade bir trafik vardı. Kıpırdamıyordu trafik. O günlerde bir haber yapıldı. Keşke metnini bulup okumak isterdim ama böyle de keyifli oluyor. Haber şu, Gezi Parkı taraftarlarının trafiğe çıkıp öndeki araçların kendilerine çarpmasını sağlayarak, öndeki araçlara çarparak, frene basıp arkadaki araçların kendisine çarpmasını sağlayarak trafiği sıkıştırdıkları, böylece darbe eklemi yarattıkları. Öndeki haber bu yönüyle en harikulade örneklerden biridir. Belki de kağıt mendildeki orak çekiç kadar kıymetli bir haber olarak tarihe geçmiştir. Ama bu dönem sadece bu kadarla kalmadı. Belki de Türkiye halkını birbirine kırdıracak en vahşice örneklere, 6-7 Eylül'deki İstanbul Ekspres Gazetesi'nin gerçekleştiği örneğe denk düşen bir habercilik başarısı vardı. O da neydi? Kabataş'ta, İstanbul Kabataş'ta, güya 70 ila 100 arasındaki belden yukarısı çıplak, kafalarında bandana bulunan, ellerinde bandajlar bulunan bir grubun başı örtülü ve yanında bebek bulunan bir kadına şiddet uyguladıkları, çok özür dilerim sonra işedikleri, çok ona yardıma gelen bir yaşlı amcayla bir torununu tartaklayıp kenara attıkları, çocuğun arabasını silkeledikleri yönündeki esasen provokasyona dönük yazılan haber de demek istemiyorum, metindir. Ki bu Türkiye'de ancak kardeş kavgası çıkarmak isteyenler tarafından yapılabilecek bir çabadır. Bundan başka bir amacı yoktur. Zira aynı günlerde İstanbul Dolmabahçe Camisi'ne sığınan gösterici gençlerin burada içki içtiği bilgisi de dolaşıma sokulmuştur. Halbuki ilk çekilen görüntülerde olmayan bira kutusu ikinci günkü görüntülerde vardır. Dahası bira kutusu ispatlanamayınca ardından Dolmabahçe Camisi'nde seviştiler bilgisi dolaşıma sokulmuştur. Sonra bunu ispatlamak için camide polis şiddetinden mağdur olmuş, ıslanmış kız arkadaşını sakinleştiren erkek görüntüsü ancak koyabilmişlerdir. Bundan başka görüntü bulamamışlardır ve bugünlerde Dolmabahçe Camisi'ne kimler olduğu anlaşılamayan, bilinemeyen bazı İslami gruplar tarafından Dolmabahçe Camisi'nde Gezi Parkı taraflarına karşı namaz kılma çağrıları yapılmıştır. Bunun bir örneği de 69 yılında Mehmet Şevket Eygin'in çağrıları üzerine 6-7 Eylül 6. filoyu protesto etmek üzere toplanmıştır ki İşçi Partisi taraftarı gençlere dönük eylemdir ki o namazın çıkışında, Dolmabahçe namazın çıkışında Taksim'de bıçaklarla Türkiye İşçi Partisi'ne saldırılmış iki işçi öldürülmüştür. Aynısı tekrarlanmak istenir. Aynısı Türkiye'de gerek Kabataş örneğiyle gerek Dolmabahçe örneğiyle Türkiye'de toplumu Sünniler, dindarlar, laikler ve Aleviler diye %70-%30 dengesi üzerinden kırarak toplumun dindar kesimlerini dinsiz diye iddia ettikleri kesimin üzerine yığarak bir tür provokasyonun önünü açtılar. Bu dönem neyse ki halkımızın, değişik inançtan halkımızın bu provokasyona inanmamasıyla, bu kadar abartılı bir provokasyona inanmamasıyla atlatılabilmiş oldu. Zira sonra ne kadar aslında büyük bir yalanın söylendiği doğası gereği açığa çıkmış oldu. Örneğin son alınan ifadede aynı kadının, Zehra adlı yalancı kadının bu kez ifadesinde üzerinde Ç tişörtü bulunan bir kadın tarafından ve arkadaşları tarafından dövüldüğü ve sonra kadını dövüp ellerindeki biraları birbirine vurarak aha diye kahkaha attıkları şeklinde başka bir yalan daha dolaşıma sokuldu. Bu cidden Türkiye toplumunun kaderi açısından çok tehlikeli bir süreçti. Neyse ki bu tuzağa düşülmedi.
2007 ile 2011 arasındaki bir tür muhafazakar oligarşi diyebileceğimiz bu iktidar bloğu çatladı. 17-25 Aralık operasyonuyla, hayırlı operasyonla, Vakai Hayriye. Vakai Hayriye ile beraber Türkiye'de oligarşik, muhafazakar oligarşik iktidar biçimi çatladı ve bunun doğal sonucu olarak bir tür tek adam iktidarına doğru gidilmeye başladı. Artık iktidar şöyle bir hal aldı ya da medya şöyle bir hal aldı. Doğrudan başbakanın canlı yayınları izleyip altyazılara müdahale etti, çıkarın onu oradan dediği. Evet, Bahçeli'nin konuşmasını yayınlayan Habertürk vakasında olduysa müdahale ettiği bir döneme geçildi. En son Çağlayan baskınından sonra yapılan haberlerde başbakan şunu, Cumhurbaşkanı şunu bile diyebildi. Yani tek tek arayıp söylemem gerekiyor. Bunun normal olduğunu düşünüyor. Yani bazı yayın organları tek tek arayıp kardeşim bunu yazmayın deme görevinin kendisine ait olduğunu zannediyor. Bu dönem içerisinde canlı yayınlarda ve bazı köşeler, bazı gazeteciler iktidarı daha fazla nasıl ve ne kadar savunabiliriz diyerek birbirleriyle kavga ettiği bir dönemdi. Ve bu dönem maalesef 2007-2011 arasında üretilmiş Ergenekon ithamının, Ergenekoncu ithamının, darbeci ithamının tersinden paralel diye topluma yakıştırıldığı bir dönemdir. Artık her bir AKP'li kendisinden daha az AKP'li olarak gördüğü insanı paralel diye suçlamaktadır. Bana bile dediler. Paralel devletin sosyalist grubu. Var mı öyle bir şey? Paralel devletin sosyalist grubu. Şimdi en son kim suçlandı? Bülent Arınç. Bülent Arınç paralel olmakla suçlandı. Ya da kim suçlandı? Abdülkadir Selvi. Bu kadar yırtsın kendini adam. Bu kadar yırtılsın. Bu kadar helak olsun. Buna rağmen paralel olsun. Olacak iş değil. Geçmişte Ergenekon'a atfedilen ne varsa, cemaat ve AKP tarafından Ergenekon'a atfedilen ne varsa bugün yeni baştan paralel atfedilmeye başlandı. Paralel artık her türlü musibetin ve belanın başı olarak görülüyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerindeki en önemli tehditlerden biri olarak şu an karşımızdadır. Paralel devlet meselesi. Bir ciddiyeti vardır. Vaka doğrudur. Ancak AKP tarafından demokrasi algısından yoksun olduğu için bunu bir iktidar savaşının malzemesi yaparak toplumun bütün kesimlerini, eskiden cemaat yoktu, şimdi onu da katarak yeni baştan düşmanlaştıran ve bunu da basında yeni baştan üreten bir enstrüman haline getirdi. Bundan sonrası artık toplumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı paralel algısı üzerinden oturtulacaktır. Bakın, bu paralel söylemeleri en çok başvuranlar da öteden beri dindar olanlar değildir. Öteden beri AKP olanlar değildir. Sonra da katılanlardır. Ve en çok bu söyleme geçmişte başvuranlardır. Mesela Markareseyan, Gülen cemaatinin bugün desteklediği iddia eden Taraf Gazetesi'nde uzun süre çalışmıştır. Değil mi? Uzun süre çalışmıştır. Ve onun yaptığı iddia edilen, arkasında olduğu iddia edilen bütün operasyonların sözcüsüdür. TÜDES zamanında yaptı. Yani bir yıl öncesine kadar TÜDES zamandaydı. Fark etmediği paralel devlet için fark etti. Bu dönem böyle sözcüler vardır. Kimi bir gün gazetesi ya da sol basından transfer edilmiş, devşirilmiş ve dönüştürülmüş unsurlar ya da cemaatin açtığı alanda geçmişte gazetecilik yapmış, haber yazmış, yorum yazmış insanlar bu anlamda kullanılmaktadır. İlginçtir. İslami değerlerle de barışık değillerdir. Uzak bir hayatları vardır. Mesela Mehmet Barlas ailesinin yüzü herhalde seccade kulağı ezan duymamıştır. Ama bu yönüyle sanki bu ülkenin en katı Müslümanları, en gerçekten sünnetine farzına uygun yaşayan Müslüman bir ailesi gibi kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var etmiş ve herkesi paralel ilan etmiş. Bir algıyla karşı karşıyayız. Markareseyan daha trajik elbette. Markareseyan geçmişte Türkiye'de Hrant Dink'in katledildiği süreçte Levon Panos Dabayan diye bir milliyetçi Ermeni tarihçi vardı. Ermeniler Türktür diyebilen ve Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıyla beraber hareket eden bir tarihçiydi. Ondan önce de mesela bilirsiniz Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri Agop Dilaçar'dır. Agop Bey Türk diline hizmet etmiş, Türkçü bir kişidir. Ama Ermenidir. O dönem nasıl Türk olmadan Türkçülük meselesi varsa bugün de marka örneğinden şunu pekala söyleyebiliyoruz. Müslüman olmadan İslamcı olma örneği. Müslüman değilsiniz, İslamcısınız. Hatta CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı için onu yeterince Müslüman olmakla, İslamcı olmakla söyleyebilen bir tarz yani. Sen değilsin ki. Sen değilsin. Yetmiyor. Gülen cemaatinin az önce ifade ettiğim üzere Gülen cemaatine atfedilen hangi operasyon varsa, Balyoz, Ergenekon ve benzeri bunların bütün savunucuları bugün paralel devlet söylemine başvurmaktadır.
Ve aynı zamanda eğer böyle bir devlet ve aygıt varsa bunun suç ortağıdırlar. Bunun suç ortağıdırlar. Daha düne kadar illegal dinlemeleri bile demokrasi adına dinleyen de dinleten de şereflidir diye savunabilen algı bugün paralel devlet söylemine başvurarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muarızı ve muhalifi kim varsa onu suçlamaktadır. Aslında Gezi Parkı'nda bir fırsat vardı. O fırsat şuydu. Gezi Parkı siyasal temsil olanaklarının bittiği ve tükendiği anda patlak veren zorunlu bir süreçtir. Sizin oy verdiğiniz parti mecliste temsil edilememektedir. Ya da gönderdiğiniz milletvekillerinin muhalefet etme imkanı yoktur. Geçirilen yasalara itiraz edemezler, direnemezler. Güçlü bir iktidar vardır, karşısında zayıftırlar. Siyasal temsil bitmiştir. Ama aynı şekilde sivil ve sosyal temsil de bitmiştir. Dernek üyesi olmak, sendika üyesi olmak, öğrenci birliği üyesi olmak, solcu olmak tutuklanmanın temel sebebidir. Dolayısıyla sizin sosyal alanda da kendinizi üretmenizin olanakları kalmamıştır. Dolayısıyla ancak siz medyadaki görünürsüzlük buna eklendiğinde, kamudaki görünürsüzlük buna eklendiğinde, kimlikleriniz nedeniyle, Alevilik, bir askerin yakın olmak, değil mi? CHP'li olmak gibi sebeplerle sınavlarda ve mülakatlarda elenmeye başladığınızda, yani temsil olanakları bütün anlamda yok olduğunda siz ne yaparsınız? Kendi kendinizi temsil edersiniz. Sokağa çıkarsınız. Demokratik hakkınız başlar. Doğrudan temsil başlar. Doğrudan demokrasi başlar. Bu bir fırsattı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve ortağı bunu şöyle değerlendirebilir. Bu demokrasi problemini, Türkiye'deki antidemokratik tablodan kaynaklanan bu demokrasi problemini Türkiye'yi demokratikleştirerek aşabilirlerdi. Gezi Parkı taraflarını darbeci ilan etmeden, onlara din düşmanı ilan etmeden, onlarla bir hal yolu bularak ve demokrasi barajının indirilmesinden tutun da temsil olanaklarının arttırılmasına varıncaya kadar ya da antiterör yasalarının değiştirilmesinden özel etkili mahkemeler o yapıldı aslında kaldırılıncaya kadar bir dizi önlem alınması gerekirken, bir dizi demokratikleştirici önlem alınması gerekirken ne yapıldı? Gezi Parkı'na sebep olan iklimin kendisine başvurdu. Twitter düşmanlar edildi, Facebook düşmanlar edildi. Artık Türkiye'de hakaret suçu bir tutuklama nedenidir. Takip etmişsinizdir. İzmir'de bir genç, Onur Kılıç, Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi bir genç, başbakana hırsız ve katil dediği iddiasıyla tutuklanmıştır. Onur Kılıç'ın lafını tekrar ediyorum dedikleri için Tekirdağ'da, Manisa'da, Çorum'da, Tokat'ta ve Düzce'de 5 genç tutuklanmıştır. Yani hakaretin hakareti suçundan tutuklanmıştır. Türkiye'de artık hakaret meselesi, bütün dünya bunu suç olup olmadığını bile tartışırken Türkiye'de artık hakaret meselesi bir terör suçu kapsamında sokulabilmiştir. 16 yaşında bir çocuk Konya'da bu nedenle tutuklanabilmiştir. Bir öğrenci sadece yaptığı basın açıklamasında bu sıfatları tekrar ettiği için tutuklanabilmiştir. Türkiye'nin 2000'li yıllarda koyduğu Avrupa Birliği perspektifi ve tabi olduğu uluslararası sözleşmelerin kendisi ayaklar altına alınarak maalesef bu sürecin önü açılmıştır. Artık Twitter takibi başlamıştır. Geçmişe dönük insanlar tweetlerini silmeye başlamışlar. Silelim bunları, kurtulalım. İş başvurusunda. Tweetler takip edilerek polis eskiden, hani Türk polisinin genel tavrı nedir? Üniversitenin önüne koy, simitçiyi takip etsin mantığıdır. Şimdi artık bu bürokrasiye de son verilmiştir. Herkes Twitter takip ediyor. Twitter'dan ne yazdı süreçleri, Twitter soruşturmaları başlamıştır. Bu bir kabus. Bu bir kabus, bu tek adamcı yönetim kabusudur. Bu istihbarata dayalı bir devlet aygıtının yarattığı bir kabustur. Buradan çıkış yoktur. Bu iktidar için de çıkış yoktur, toplum için de çıkış yoktur. Zira bu toplum bu yoluyla, bu yolla ancak şiddete itilir. Şu an devlet, Türkiye'de devlet toplumunu şiddete itmektedir, şiddete davet etmektedir, şiddet tuzağına çıkmaktadır. Dolayısıyla hala aslında dönüş mümkündür. Hala da demokrasi olanaklarının çözümü mümkündür. Nasıl mümkündür? Bir ikinci meşrutiyetle mümkündür. Demokrasi çağrısıyla mümkündür. Nasıl mümkündür? Maalesef Sabah gazetesi tekrar Mihran Efendilere verilerek ancak bunun düzeltilmesi mümkündür. Yoksa Sabah gazetesi Rasim Ozanların elinde kaldığı sürece, Engin Ardıçların elinde kaldığı sürece biz bu kabustan çıkamayız. Çok teşekkür ederim. Soruları almaya başlayabiliriz. Sorusu olan, yorumu olan. Dikkat et kendine. Soru yok, çok güzel. O halde teşekkür ederim.
şekillendiriliyor. Evet, korkmayın, bir şey yapmayacağız. Yürüyerek soracağım. Asker ölümleri hakkında bir şey soracağım. Aslında çok konuyla alakalı değil ama basında da yer almayan bir konu, senin de çokça araştırdığın, üzerine kitap yazdığın bir şey. Biraz onunla basını ilişkilendirerek açıklayabilirim. Bunu nasıl basını ilişkilendireyim ya? Sen de ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de benim son kitap çalışmam budur. Kışlalarda kuşkulu ölümler meselesidir. Türkiye'de 2002 yılından bu yana yaklaşık 1065 gencimiz sadece intihar nedeniyle hayatını kaybetmiştir, resmi verilere göre. 1992 yılından bu yana intihar sonucu hayatını kaybeden askerimizin sayısı 2400 civarındadır. Aynı tarihlerde bir çatışmada hayatını kaybetmiş, şehit olmuş asker sayısı 3500 civarındadır. Aradaki farka dikkat çekmek isterim. İntihar eden sayısı... Asker ölümleri. Duymuyor musunuz? Öyle mi? Asker ölümlerini soruyor. 2002 yılından bu yana 1065-1070 civarında askerimiz intihar sonucunda hayatını kaybetti. 2007-2012 arasında hastalık ve ecel nedeniyle hayatını kaybetmiş askerimizin sayısı 400'dür. Aynı tarihler arasında, yani 2007-2012 arasında araç ve silah kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş asker sayısı 199'dur. İkisi birleştiğinde 2700-2800 civarında genç insanımız çatışma dışı nedenlerle sadece askerlik şubesi, yani askerlik görevini yaptığı için hayatını kaybetmiştir. Aynı dönem içerisinde çatışma sonucunda hayatını kaybeden asker sayımız ise 600'dür. Sadece 600'dür. Şu soruları sormak zorundayız. 199 araç ve silah kazası sonucunda hayatını kaybetmiş askerlerin tekil olarak dosyalarına bakmak ve gerçekten bunların hangisi kaza diye sormak zorundayız. Kaza mıdır? Örneğin şuna kaza diyebilir miyiz? Elazığ'da kendisine bağlı askere sırf ceza vermek adına bir el bombasının pimini açıp al bunu tut elinde diyerek onu cezalandırmak kaza mıdır yani? Kaza mı diyeceğiz buna? Burada bizim 3 askerimiz hayatını kaybetti, şehit oldu ve bunun sorumlusuna Mehmet Tümer'e sadece 8 yıl ceza verildi. Buna kaza diyebilir miyiz biz? Ya da Afyon patlaması. Afyon'da biz 25 askerimizi, 18'i, yani ayrımcılık yapmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani eğitimli insanlarımızdı bunlar. Bunun önemli bir bölümü yurt dışında master görmüş ve kısa dönem askerlik için gelmişti. 2 haftalık sıhhiye, sağlık taburunda eğitim almış, Afyon'a gönderilmiş ve Afyon'da o yaklaşık 18 bin el bombasının bulunduğu depoda çalıştırılırken paramparça olmuşlardır. 25 insanımız var burada. Adli raporlar o kadar korkunçtur ki bazıları 300 parça halinde bulunmuştur. Ben kitapta röportaj yaptığım şehit askerimizin annesi şunu demişti bana. Bize evlat diye bir kalbur kemik verdiler. Böyle trajik bir vakadır. 3 tane subay en çok 45 gün yattılar. Hala tutuk üzerinde dolanıyorlar. Kaza mıdır? Kaza mı? Böyle bir kaza olabilir mi? Dolayısıyla buna bakmak zorundayız. Bir de 400 tane insan hangi ecelle ölür? Yani 18-25 yaş arasındaki insan nasıl bir ecelle ölebilir? Burada ecel unsurunu nasıl açıklayacaklar bize? Onu tek tek sormak zorundayız. Ben döndüm Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu'nun ölüm ve intihar endeksine baktım. Ya böyle bir endeks varmış bu arada. İlginç. Her yıl Türkiye'de 3000-3500 arasında insan intihar edermiş. Bunun 3'te 2'si erkekmiş. Ve 20-24 yaş grubu arasında öyle bir planlama var, 19-24 ya da 20-25 diye. İntihar eden genç erkek sayısı örneğin yılda, ben yıllara göre dağıtmıştım onu, 200-250 civarında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyan ettiği, Milli Savunma Bakanı'nın açıkladığı intihar verileri ise her yıl 80-90 civarında askerimizin intihar ettiği. Şimdi bu çok enteresan. Yani 250 intihar eden genç insandan 90'ı kışla da olur mu? Dolayısıyla bunun üzerine gitmek zorundayız biz. Kuşkulu ölümler meselesi bir yandan bizi izlemektedir. Yani Eren Özel'in ölümü örneğin. Eren Özel, babası cezaevinde bulunan siyasi bir mahkum olan, babası siyasi cezaevinde bulunan bir mahkumdur. Kendisi babasız büyümüştür. Malatyalı bir askerimizdir. Kendisi güya silahla kendisini vurmuştur. Hangi pozisyonda? Cenin pozisyonunda. Uyurken, bir eli bacaklarının arasındayken.
fotoğrafı vardır. Bir kişi öyle uyurken kalkıp silahla kendini vurup nasıl el, bacakların arasındaki elini sokabilir? Mümkün müdür böyle bir şey? Ancak bunun da bize kaza olduğunu söylemektedirler. Mümkün değil. Demiyorum ki hepsini kasıtlı öldürdüler. Hepsini kasıtlı öldürdüler demiyorum. Örneğin intihar vakalarında bir gencimizden örnek vereyim. İsmini şu an hatırlayamadım. Kendisi İstanbul'da yaşayan bir inşaat işçisi gencimizdi ve Bali ve Esrar bağımlısıydı. Bali ve Esrar bağımlısıydı. Kendisine bu bağlılığı bilindiği halde polis zoruyla alınıp askerlik şubesine götürüldü. Bütün raporlarındaki uyuşturucu bağımlılığı yazmaktaydı. Buna rağmen askerlik ocağına götürüldü. Ve kendisi gidişinin birinci haftasında bileklerini keserek intihara kalkıştı. Buna rağmen iade etmediler. 40. gününde kendisini bir ağaca astı. Şimdi bu intihar mıdır? Buna intihar diyebilir miyiz? Ya da Emre Tanık. En ilginç örnek odur. Kaliforniya'da yaşarken iki sebeple, birincisi macera, ikincisi askere özeniyor olması nedeniyle Amerikan ordusuna başvuruyor. Kendisinin durumu sağlıklı değil diye almıyorlar. Sonra Türk ordusuna başvuruyorlar, gel diyorlar. Bizim ordumuz böyle şeye muhtaç olduğu için. Neden askerliğe başvurdun dediklerinde Emre şu cevabı veriyor. Yazılı tutanaklarda var bu. Diyor ki, ben diyor bayrağımı çok seviyorum. Çok milliyetçi bir çocuk. Ve macerayı çok seviyorum diyor. Kaliforniya'dan çocuğu alıp Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesine gönderiyorlar. Ve henüz sağlık muayenesi sırasında annesi de onunla beraber, ki babası bu arada şizofreni hastasıdır. Kendisinin psikiyatrik hastalıkları vardır Emre'nin. Annesi de onunla beraber mecburen Manisa'ya dönüyor. Manisalı bir çocuk. Doktora diyor ki, ya benim oğlum hasta, ilaç kullanıyor. Kendisine bir şey yapması dert değil, başkasını vurur, bunu almayın diyor. Bakarız çaresine diyorlar. Kahramanmaraş'a gönderiyorlar Andır'ına. Anne de peşinden gidiyor. Diyor ki, orada da jandarma komutanına söylüyor. Diyor ki, ya almayın, kendisini vurur, başkasını da vurur falan. Bir şey olmaz, bakacağız, gözümüz gibi bakarız diyorlar buna. Çocuk gerçekten şöyle bir çocuk, sevimli. İngiliz şivesiyle Türkçe konuşuyor. Amerikan şivesiyle Türkçe konuşuyor. Yanında da bir kitap götürmüş, Çılgın Türkler. Çok seviyor. Çılgın Türkler okuyor bolca. Ancak kullandığı ilaçlar bitiyor. Kullandığı psikiyatri ilaçlar bitiyor. Kendisini Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne gönderiyorlar. Diyorlar ki, sen askersin, sana ilaç veremeyiz. Adana Asker Hastanesi'ne gitti. Adana Asker Hastanesi'ne 25 gün sonra randevu veriyorlar ve bu arada kendisini öldürüyor. Şimdi biz buna intihar diyecek miyiz yani? Emre intihar sonucu mu öldü? Hayır, Emre zorunlu askerlik sonucu öldü. Eğer zorunlu askerlik olmasaydı Türkiye'de, ne kaza statüsü adı altında bu ölümler meydana gelirdi, ne Afyon olurdu, daha profesyonel insanlar bu işi yapmış olurdu, ne intihar önlemi altında Emre ölürdü, diğer çocuk kendini asardı, ne de Eren Özel gibi cenin pozisyonunda kendisini öldürdüğü iddia edilirdi. Zorunlu askerlik kaldırılmadıkça bu ölümler devam eder. Zorunlu askerlik her ne kadar bize intiharda dense, araç kazasında dense, ecel de dense, bu ölümlerin temel sebebi zorunlu askerliktir. Bu ölümlerin kendisi bu çocukların askere alınmasıyla başlar, tetiğin çekilmesiyle biter. Böylesi bir ölüm sürecidir. Ben şöyle bir soru soracağım. Benim bir sorum da çok fazla konu başlığıyla alakalı değil ama çok gündem olduğu için sormak istiyorum. Konuşmanızı bitirirken dediniz ki Türkiye'nin hala demokrasi şansı vardır. Ben çok katılamıyorum size. AKP hükümetiyle birlikte. Şimdi birinci sorum ve buna bağlantılı olarak da başka bir soru daha soracağım. AKP hükümetini ben de öyle tanımlıyorum ve öyle tanımlanmasında bazı çevreler şöyle tanımlıyorlar. Bir çete örgütü gibi yönetiyor. Bir devlet, bir hükümet, bir parti gibi olmak yerine bir çete örgütü, bir suç örgütü gibi yönetiyor ve ben kesinlikle buna katılıyorum. Uzun süredir böyle Türkiye yönetiliyor. Böyle bir çete örgütünün Orta Doğu'daki güçlü bağlantılarıyla birlikte de düşünürsek, gerçekten bu kadar kolay, demokratik bir şekilde hükümeti, diyelim ki muhalif gruplar CHP ya da MHP seçimle kazandı, verebileceğine inanıyor musunuz siz? Bu kadar barış ortamı içinde vereceğine inanıyor musunuz? İktidarı terk edeceğine inanıyor musunuz? Bu konudaki görüşlerinizi kısaca merak ediyorum. Ayrıca bir de Birleşik Haziran Hareketi'nin gerçekten bir gezi hareketinin temsilcisi niteliğinde olduğuna inanıyor musunuz? Şansı ne kadardır?
Birleşik Gazeteler Hareketi'nin Gezi'nin temsilcisi olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Türkiye'de baraj sistemi sürdükçe de başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili tespit, tabii bir tespit sizinkisi. Ben sandık göndermesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ısrarla altını çizdiği sandık göndermesinin bir ölçüde haklı olduğunu düşünüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi sandığı referans gösteriyor. Evet, sandığa gitmek gerekir. Evet, vatandaşa gitmek gerekir. Yurttaşa gitmek gerekir. Dediğiniz doğrudur. Örneğin seçimler için, yani siyasete katılım için istifa eden, görevlerinden istifa eden 500 civarında bürokrattan sadece 10'u galiba AKP dışı partilere başvurdu. Diğerinin tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başvurdu. Bu anlamıyla devlet bir tür tek parti yönetimine geri döndü. Valilerin ve kaymakamların neredeyse il ve ilçe başkanı, partinin il ve ilçe başkanı olduğu, bilhassa İzmir valisi örneğin hareketle, yani Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtı eylemleri yasaklayan, yani anayasaya ve yasaya rağmen onu böyle düzenleyen bir bürokrasinin oluştuğu aşikar. Ve bir bürokrasi maalesef bir ak devlet olmaya doğru ilerliyor. Ancak bu siyaset olanaklarının tümüyle bittiği anlamına gelmez. Bu muhalefet partileri, HDP'den CHP'ye, MHP'den başkaca alternatiflere varıncaya kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar kullandığı silaha başvurmak zorunda. Millete ve sandığa başvurmak zorunda. Bundan başka bir seçenek yok. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıllık iktidarının tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi değil ki. Bu muhalefet partilerin kendisi. O yüzden ben tabii siyasetçi olmadığım için yol gösteremem. Ben sadece tespitte bulunabilirim. Ama benim kanaatim o ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zorladığı askıya aldı. Askıya aldı inanıyorum. Askıya aldığı, yani mevcut o ilan edilmemiş başkanlık yönetiminde idare edildiğimize göre, anayasa değiştirilmeden bir başkanlık zorlandığına göre, Cumhurbaşkanı meydanlarda bir partiye oy vermesi ve şu kadar milletvekili çıkarılması için çağrı yaptığına göre anayasa askıya alınmıştır. Demokrasi alanı daraltılmıştır. Dolayısıyla toplumsal muhalefete düşen görev ancak şu olabilir, anayasaya sahip çıkmak olabilir. Demokrasinin kendisine sahip çıkmak olabilir ve toplumun itilmek ve düşürmek istendiği şiddet tuzağından imtina etmek ve uzak durmak olabilir. İstemedikleri iktidarın ömrünü uzatmak ancak olabilir. Şiddetin kendisine, o tuzağın kendisine düşmek. Bundan başka ancak siyasete başvurarak eğer bir sorun varsa o kendisi aşılabilir. Başka bir yol yok. Öncelikle teşekkürler sunum için. Çok faydalı bilgilendiriciydi. Özellikle hani geçmişi günümüzde bulunan oluşan iklim hakkında bilgi verdim. Ben oradan biraz şahsileştirmek istiyorum eğer sen de katılmak tabii, istersen tabii, bu tabii. Durumda. Hani tamam, iklim baskı kuran bir iklim. İşte sabah takvim, işte pek çok gazetede yanlı hayal ürünü haberler yapılıyor. Ama bunun dışında hani senin özelinde senin gibi araştırmacı gazetecilik yapmaya çalışan, biraz daha işte sorunların temeline inmeye, gündem oluşturacak, iktidarın hoşuna gitmeyecek konuları işlemeye çalışan insanlar da var. Bu tecrübe nasıl? Yani nelerle karşılaşıyorsun? Bu konuda umut var mı ileriye yönelik? İnsanlar aynı yolda ilerleyecek mi sence? Biraz o konuda bahsedebiliriz. Anladım. Teşekkür ederim. Yani bir kere tabii bu tarzda gazetecilik yapmanın türlü zorlukları var. Bir kere yani sürekli bir örgütle, yasa dışı bir grupla ilişkilendirilme hali var. Kesinlikle o tek başına olamaz, kesinlikle birileriyle beraber olmalı gibi bir hal var. Yani sürekli bir dava tehdidiyle, tutuklanma tehdidiyle ıslah edilme gayreti var. Bu çok rahatsız edici. Yani benim adımın geçmediği örgüt kalmadı. Yöresine göre değişen niteliklerde, İslami örgütler hariç neredeyse kalmadı. Paralel dahil bu arada. Bu var. İkincisi tabii söz konusu yayın organlarında sürekli tehdit edilme. Sürekli yasal süreçlerle tutuklanırsın ha diye tehdit edilme gayretleri. En hafifiyle işsiz bıraktırılma gayretleri yoğun olarak görülüyor. Bir de tabii şöyle bir hal var. Yani takip edildiğiniz hissi yaratıyor. Twitter, Facebook, değil mi? Yani telefon. Böylesi bir hal var. Ama tabii maalesef biz bunu kanıksadık.
şöyle kanıksadık. Türkiye'de şöyle bunu kanıksadık bir yerde. Çünkü Türkiye'nin standartları böyle diye artık kanıksadık. Maalesef Türkiye'de yani tersanede işçiyseniz ölmek artık bir uzak ihtimal değildir. Riske dahildir. Yani çalışma koşullarına dahildir. Eğer böyleyse. Dolayısıyla Türkiye'de gazeteci olmak da bu anlamıyla o riski kabul etmektir. Yani göze almak demeyelim. Bir kahramanlık icra ettiğimiz yok. Yani bir iş yapıyoruz sadece. Ama o riski kabul etmek. Tutuklanma riskini, işten atılma riskini, ya da yalnızlaştırılma riskini göze almaktır. Doğru, yasal ve haklı bir iş yaptığımızı düşünerek devam ediyoruz. Bunun ve bugün, yarın ya da belli bir ölçek sonra böylesi bir karşılığı olabilir. Ancak o da bir demokrasi mücadelesidir. Yapacak bir şey yok. Yani eğer Türkiye'de demokrasinin genişletilmesine, demokrasi mücadelesi ilerletilmesine küçük bir katkıya dönüşecekse o risk alınabilir. Az önce sormuyordunuz, ne oldu size? Ben teşekkür ederim. Biraz yükselsin. Arkasın. Geçmiş olsun. Su verelim mi? Yani biz profesörler genellikle hani Putinleşiyor mu? Mesela bu tartının altını dolduruyorlar veya. Hani bunun Türkiye gerçeği nasıl yani? Gerçekten Türkiye'de de bu şekilde mi? Hani izlenimler bunu destekliyor mu? Yoksa bu çok mu uç bir nokta? Hani yaptırımlar... Ya Putin örneğini bilmiyorum. İsmail soruyu tekrarlayabilir miyim? Yani arkadaşımız şunu soruyor. Türkiye dünyada genelde Putinleşme eğilimleriyle anılıyor. Yani evet, evet. Liderimiz... Hani o evet, şekilde. Türkiye'de de... Cumhurbaşkanı Erdoğan o riski taşıyor, devlet öylesi bir otoriteye doğru eğiliyor mu diye söylüyor. Ben bir kere tabii şeyi söyleyeyim, dış haberci değilim. Yani Rusya üzerine yorum yapabilecek ölçüde, hani kıyaslayabilecek ölçüde bir şeyim yok, bilgim yok. Bilgim olmadığı yerde konuşmak istemiyorum. Sadece Türkiye'yi anlatabilirim. Türkiye'de giderek trajikomikleşen bir otorite var. Giderek gülünçleşen bir otorite var. Yani Cumhurbaşkanı örneğin hani... her mitingde diyor ki bana 400 tane vekil lazım. Şimdi 400 tane vekil lazım hangi partinin söylemiyor. Böyle bir Ali Cengiz oyunu olur mu? Hatta iktidar yanlısı gazetelerde şöyle diyorlar. Efendim o AKP'yi kastetmiyor. O Türkiye'yi demokratikleştirecek parti neyse onu kastediyor. Bunu CHP vaat etsin ona ister. Şimdi böyle bir şey olur mu? Yani HDP'ye de isteyebilir, AKP'ye de isteyebilir. O duruma göre değişir gibi bir algıyla bu izah ediliyor. Ve giderek Türkiye'nin 90'larına doğru. Türkiye'de kabul edilemez şiddet eylemleri olabiliyor. Örneğin Çağlayan'da bir savcının öldürülmesiyle sonuç bulan kabul edilemez bir eylem olabiliyor. Ancak bunu ne izliyor? Terörist değil. Tıpkı 90'larda olduğu gibi. Bir meseleyi çözmek, bir hukuki süreci anlamak, kabul edilemez bulmakla beraber anlamak yerine peşinen terörist değil. Eskiden de böyle yapılırdı. Terörist diyor musun? Terörist diyor musun? Hiçbir konu konuşulamıyordu. Yani giderek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini huzurun, istikrarın, güvenliğin temsilcisi yerine koyarak ve kendi iktidarının da sürmesi halinin bu istikrarın devamlılığı anlamına geleceği propagandasını yaparak önündeki her muhalif hareketi kriminalize ettiği bir döneme girdik. Sadece muhalif hareket değil, keşke bu kadarla kalsaydı. Her muhalif, her risk kabul edilen kimliğin, kadınlık, eşcinsellik, feministlik, bazen alevilik. Bunların hepsi bir risk grubuna dönüşmüş durumda. Yani Cumhurbaşkanı şunu diyor. Ben diyor Dolmabahçe konutundan baktım. Kızlar da diyor erkekler garip garip oturuyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ne? Cumhurbaşkanı niye vapura bakıyor yani? Vapurda kızların sevgilisiyle nasıl oturduğundan ona ne? Değil mi? Cumhurbaşkanı mesela kendisini bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi zannediyor. Ya da işte polis panzerini bayrakla vurmuş bir kadın için kadın mıdır kız mıdır belli değil tartışmasını açabiliyor Cumhurbaşkanı. Bu bakımıyla çok yani tarif edilemeyecek ölçüde bir trajikomik sürece doğru gidiyoruz ve maalesef taraftarları da yani hiç mi insana iyi dost olmaz, hiç mi insana bir arkadaş olmaz böyle yapma demek. Maalesef öylesi bir sürece gidiyor. Bugün böyle midir bilmiyorum. Bizde böyle. Ben teşekkür ederim. Buyurun.
biliyorsunuz Radikal Gazetesi basılı versiyonu bitirdiği döneme kadar öncesindeki 5-6 senede böyle birkaç tane evre geçirdi. Genel yayın yönetmenlerinin değişmesi ve yani politikası bir türlü belli olmayan, tutturamayan bir dönemdi. Yazılı basın, yazılı versiyon bittikten sonra da tam sadece internet gazeteciliğine geçildiğinde sizin gibi araştırmacı gazeteci veya birkaç yazar yani aynı döneme denk geldiniz. Sizin o haberlerinizin yoğunlaştığı dönemle. Fakat yani bunu ne kadar önemsiyorsunuz veya ne kadar samimi buluyorsunuz? Haberler tam olmasa da nispeten daha muhalif olabildi. Şu an gördüğümüz haberler, ana sayfada gördüğümüz haberler eskisine göre. Ama bu ne kadar işe yarar veya ne kadar samimi, radikalle bir değerlendirme yaparsınız? Samimiyetten ne anlamalıyız? Yani bu nasıl bu kadar hızlı değişebildi? Yani sadece bir internete geçişle nasıl bence olabildi? Bence yanlış algılıyorsunuz, yanlış takip etmişsiniz ya da yani eskiden de biz bu haberleri yapıyorduk. Hayır, siz yapıyordunuz. Kişisel evet. Olarak demiyorum. Evet. Genel yayın yönetmenlerinin birkaç tane değişmişti. İki tane değişti. İsmet Berkan gitti, Eyüpcan geldi. Evet, ama evet. Yazılı basında bu kadar şey ön plana çıkarılamıyordu haberler. İyi. Yazılıyken. İnternetin etkisi var. Anladım, o internetin. Şimdi o internet haberi internet üzerinden tüketen kitlenin kalabalıklaşmasıyla ilgili bir mesele. Yani eskiden biz şöyle kabul ediyorduk. Bir haber yapıyorduk. Basılı 30 bin gazete varsa 30 bin insana kullan, 30 bin insana o haberin ulaştığını varsayıyorduk. İşte tahmin, bilemiyoruz hepsi okudu mu. Ancak internette şöyle bir şey var. Anlık, günlük biz o haberin ne kadar okunduğunu tespit edebiliyoruz. Geri dönüşünü hemen görebiliyoruz. Facebook'tan, Google'dan, Twitter'dan. Dolayısıyla bizim kitlemizin biz aslında bizden önce internete geçmiş olması, Twitter'a geçmiş olması ve orada ciddi bir entelektüel güce dönüşmüş olması bu haberleri görünür buluyor. Yoksa eskiden de yapıyorduk. Ancak şimdi okurun internette birikmiş olması nedeniyle öylesi bir sizin varsaydığınız ölçüde bir yoğunlaşma oldu. Hocam evet teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben yine şey bu gazetecilik meselesi üzerinden devam edeyim diyorum. Bu Taraf gazetesi bir dönem böyle bir tetikçi misyon üstlendi bizim takip edebildiğimiz kadarıyla. İşte Ahmet Altan ve içerisinde daha önceden saygı duyulan Murat Belge, Ümit Kulanç gibi isimler özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarında bir tavır aldılar. Hı hı. Bu gazetecilik etiği açısından nasıl değerlendiriyorsun? Bir de şu anda Ahmet Altan özellikle Baran Suyu önüne işte kalkan gibi çıktı. Beni yargılamanız lazım dedi. Sizce onu yargılamalı mıyız? Yani ya da Türkiye'de bir gazetecilik açısından bir dönüşüm sağlayacaksa geriye dönüş olarak hem işte Güneydoğu'daki işkencelerin açığa çıkmasıyla birlikte aynı zamanda basın içerisindeki etik olmayan işte nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama pisliklerin ayıklanması gerekiyor mu sence? Yoksa nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsun şimdi bu tabii, orada çerçevede? İki tane ayrı husus var. Birincisi gazetelerin ve gazetecilerin kendi iç işleyişleriyle erişebilecek yapacakları temizlik. Bir de hukuksal bir süreç. Bu başka bir mesele. Taraf gazetesi hukuksal bir sürece tabi tutulmalı mı? Taraf gazetesi üzerinden mahkum edilmiş, o haberlerle mahkum edilmiş. İşte hayatlarıyla oynanmış, cezaevine düşmüş, yakınları kaybetmiş insanlara sorarsak evet diyor. Onlar böyle düşünüyor. Çünkü şunu düşün, şöyle haberler düşün. NTV'nin santralinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonunun aranması ve oluşturulan manyetik alanın nedeniyle helikopterin düştüğü iddiası. Şimdi bunu kime anlatabilirsiniz? Ahmet Altan, Mehmet Baransu'nun yapmış olduğu bu haberi iki gün üst üste manşetten savundu. Üçüncü gün Greenwich nedeniyle aradaki saat farkı nedeniyle bunun yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı. Şimdi buna biz hangi gazetecilik başarısı diyeceğiz? Değil mi? Diyemeyiz bunu. Ya da işte o valizle gelen belgelerin Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Yıldıray Uğur tarafından okunup "Aa evet bu sanki darbeymiş" diye karar verilerek yüzlerce insanın tutuklanmasının önünün açılmasına biz tek başına gazetecilik faaliyeti diyebilecek miyiz? Yargılanma konusu olmalı mı? Çok tartışılır. Yani çünkü iki aşamalı bir süreçten söz ediyoruz.
gazeteciler aldatılabilir, yanıltılabilir, manipüle edilebilirler. Tereddüt yok. Burası bir aldatılma, gazetecinin aldatılma hali midir? Yoksa bir operasyonun medyadaki ayağı mıdır? Bunun üzerine oturup uzun uzun düşünmek ve konuşmak gerekir. Hemen karar vermemek gerekir. Ancak yargılama konusu, ister yargılama konusu olsun, isterse gazetecilerin kendi iç temizliği bağlamında olsun. Taraf gazetesi maalesef Türkiye'de hukuksuzluğun kurumsallaşmasına büyük hizmet etti. İnsanların hukuka olan inançlarını yitirmesinde, sahte delillerin meşrulaşmasında, gizli tanıkların itibar sahibi olmasında büyük hizmeti vardır. Ve o 5 yıllık parantez, taraf gazetesi parantezi bu ülkede her türlü hukuksuzluğun demokrasi adına savunulabileceğinin kanıtı oldu. Bakın 12 Eylül'ün bile böyle bir iddiası yoktu. 12 Eylül'ün iddiası şudur. Milli birlik ve beraberliği sağlamaktı. Demokrasi diye bir iddiası hiçbir zaman olmadı. Demokrasik özgürlükleri arttıracağım falan böyle bir şey söylemedim. Ancak bu dönem 12 Eylül'den farklı olarak hukuksuzluğun demokrasi kılıfıyla yutturulduğu bir dönemdir. Taraf gazetesi bunun sözcüsüdür. Ahmet Altan için düşüncem şudur ya, ben romanlarının bazılarını severim. Ahmet Altan öyle bir, yani bu dönemin öylesine ilginç bir kahramanıdır ki Taraf gazetesinde çıkardığı gerçek kişiler o kendi romanı için bile düşünemezdi. Öylesine sürreal gazeteciler çıkarmıştır. Yani örneğin siz Rasim Ozan Kütahyalı'yı bir roman için düşünseniz çok sürreal kalabilirsiniz. Değil mi? Yani ya da Mehmet Baransu bir ileri roman kahramandır. Roman bile kaldıramaz bu durumu. Buna rağmen Taraf gazetesinde böyle kahramanları Türk basınına armağan etmiştir. Niye? Rasim Ozan Kütahyalı niye tarafta köşe yazarı oldu? Sadece Deniz Gezmiş'e darbeci dedi diye. Başka hiçbir sebebi yoktu. Başka hiçbir nedeni de yoktu. Rahat. Normalde bir gazetecinin eline darbe gibi ciddi bir iddiaya ilişkin bir doküman yığını geldiğinde ne yapar? Onunla ilgili uzmanlık sahibi kim varsa ona sorar, değil mi? Bizde Ahmet Altan bir romancı olarak, Yıldıray Yoğur bir demokrat olarak, tırnak içinde, genç, sivil ve demokrat olarak bu uzmanlığa sahip oldukları sonucuna vararak darbe belgelerine eriştiklerini ve askerlerin camiyi bombalayacaklarını, ondan sonra kendi uçaklarını vurup savaş çıkaracaklarını iddia edebildiler ve daha sonra onlardan bir kısmı aldatıldık ve kullanıldık diyebildiler. Dolayısıyla böylesine toplumu karşı karşıya getiren, kamplaştıran, yüzlerce insanın cezaevine girmesine, onlarcasının yakınını kaybetmesine neden olan bu eylemin kendisi gazetecilik değildir. Bu belli ölçüde yargının alanına girer. Bunu söylemek gerekir. Yani yargılayalım demiyorum ama onun yanına girer yani. Son 15 dakikamız var. Soruları ona göre şey yapıyoruz. Ergenekon ve Balyoz davalarında birçok delilin sahte olduğuna ben de katılıyorum ama aynı zamanda yargılanan insanlardan büyük sayıda ikilerinde başka suçları olduğunu düşünüyorum. Yani saplasaman birbirine karıştı. Bence Ergenekon ve Balyoz'un yaptığı en büyük kötülük budur. Yani bugün Balyoz düştüğü zaman Veli Küçük de dışarıda gibi. Benzeri şimdi medyada yaşanıyor. İşte Ahmet Şık çıkıp kendisine en büyük kötülüğü yapan, hatta cadı avında kendisine hedef gösteren cemaatin medyasına karşı yapılan operasyona faşizme karşı mücadele adına karşı çıkmak durumunda kalıyor. Yani bir nevi basına yansıdığı şekliyle Ahmet Şık cemaat medyasını savundu olarak çıkıyor. Bu ayrımı siz nerede görüyorsunuz? Yani bir yanda kabataşçılar yargılanacaksınız diyorsunuz ki katılıyorum, yargılanmalılar, ama bir yanda basın özgürlüğü var. Nerede bitiyor bu? Ya ama basın özgürlüğü meselesi, isteyen herkesin yalan söylemesi hürriyet anlamına gelmez. Siz yani yazdığınız haber yalan çıktığı anda yargılanırsınız. Bunda ne var ki? Yani ben defalarca yargılandım. Yani yalan yazdığım için değil de. Yargılandım, gittik geldik, merak ettik falan ya, ne yapalım? Ama birine hakaret etmek, birine hedef göstermek, birinin hayatını kaydırmak. Ben gazeteciyim, titriyle olacak iş değildir. Gazetecilik her türlü suçun meşrulaştırılacağı bir alan değildir. Sizi bağlayan etik ilkeler vardır. Ben gazeteciyim, o halde her şeyi yazarım. Var mı öyle bir şey? Yani
Veri küçüğü, şimdi aklıma geldi. Bir avukat, genç bir avukat. Örneğin özür dilerim, Turgut Kazan. Turgut Kazan sadece İlhan Caner davasıyla ilgilendiği için hakkında hiçbir şey yapılamadı. Damadının Amerikalı olduğu yazıldı. Turgut Kazan Amerikalı damat çünkü. Şimdi bunu anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz gazetede demek istemiyorum da yani yazı çalışmaları yani bu basın özgürlüğü tartışmasının konusu mudur? Yani siz her şeyi bırakacaksınız. Veri küçük dediniz ya. Veri küçük. Veri küçük. Sadece veri küçük deyince zaten insan irite oluyor. Yani kesinlikle hani veri küçüğü nereye koyarsanız orada kesinlikle bir huzursuzluk kaynağı değil mi? Öyle bir algı oluşuyor. Tipten kaynağı. Efendim? Tipten. O da geçmişte ya veri küçük varsa bir karanlık hadise vardır algısı zaten oluşmuş. Şimdi veri küçüğün böylesi bir aurası varken değil mi? Veri küçüğün Ermeni dönmesi olabileceği meselesiyle siz niye ilgilenirsiniz? Size ne? Ne Ermeni dönmesi olsa ne olur olmasa ne olur? Değil mi? Bununla niye uğraşıyorsunuz siz? Ya da Doğu Perinçek'te aynısı. Perinçek'in siyasi görüşleri var. Ben Hazretmem. Siz Hazretmeyebilirsiniz. Birileri beğenmeyebilir değil mi? Hani görüşlerini eleştirecek birçok neden varken Veli Küçük'ün Ermeni dönmesi olmasından size ne? Öyle olsa ne olur? Olmasa ne olur? Soner Yalçın. Soner Yalçın'ın ilk adının Hüseyin olduğunu ve memleketin Çorum olduğu bilgisini niye ilan ediyorsunuz siz? Hüseyin Soner Yalçın, Çorum Hüseyin Soner Yalçın. Size ne? Neyi değiştirdi? Çünkü bunlarla ilgilenen, işte telefonla, santralden aramayla bir helikopter düşüren, değil mi? Bir gazetecilik tarzının kendisi, tamam bunlar saçmalıklar yani ağaçla konuşmak, onunla da yargılanmasınlar tabii yani. Absürt şeyler ama siz insanların hayatlarıyla oynayamazsınız. Buna hakkınız yok. Şiddeti övemezsiniz, şiddet çağrısında bulunamazsınız. Bunlar suç konusudur. Eğer yaptığınız haber buna dönükse yargılanırsınız. Kusura bakma. Hangi meslek grubu ya tesisatçılar diyebilir mi ya ben tesisatçıyım. Bu yani elektrik gözlüğüne gel şuna göre böyle bir şey olur mu? Olmaz yani. Bunu diyemezsiniz. Çok teşekkürler. Ben benim sorum sunuş başlığının ilk kısmına ilişkin. Bu AKP cemaat kavgası. Onu biraz böyle bir cümleyle geçiştirdiniz. Yani o kadar o kadar muhalefetin her kesimi sindirildi ki artık birbirlerine düşmek zorunda kaldılar. Bundan ziyade biraz daha böyle tarihsel arka planına, belki nedenlerine ilişkin oyunu kim bozdu mesela bunu merak ediyorum. AKP takım cemaat tarafına. Bir kaynak paylaşımı kavgası söz konusu olabilir mi? Buna dair neler düşünüyorsunuz? Şimdi AKP 5 dakika. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu AKP Gülen cemaat ittifak ve kavganın dinamiği özel bir çalışma konusu olmalı. Yani bunun ekonomik alanı var, yargı alanı var. Başkaca iş yani çok çok kompleks bir alan. Yani bu öyle kolay hani bu bayağı bir akademik çalışma konusu. Ancak şunu söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi Gülen cemaatin zorunlu ittifakı bir zorunlu evliliktir. Zorunlu ittifaktır. Yani böylesi bir gönülsüz evlilik işte böyle anlaşma böyle bir pis bir ayrılığa neden olur. Ancak burada vaziyet şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde elinde bürokrat yoktu. Güvenlik aygıtında, yargı aygıtında istihdam edeceği bir şey yok. Bir sürü ilahiyat mezunu. Ne yapacaksınız? Teknik yetişmiş eleman yok. 2005 yılına kadar böyle sürdürüldü bu ilişkiler. Atamalarla, bazen işte görevlendirmelerle falan oldu. 2006-2007'li yıllarda 2006-2007'li yıllarda varlığına dair şüphelerin de bulunduğu işte darbe girişimleri ya da Mıhtıra ya da Cumhurbaşkanı seçimlerinde Abdullah Gül'ün işinin türbanlı olması meselesi üzerine bir kamplaşma söz konusuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi bundan büyük oranda infiale kapıldı ve darbe olacağı gerçekliği tartışmalı vehmine kapıldı. Bu dönemde ancak bununla emniyet içerisindeki ve yargı elindeki yargıdaki gücü kullanabileceği sonucuna vardı ve bu alanda tek yetişmiş grup Gülen cemaat. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi burada kendi kadrosunu koymaktansa Gülen cemaatinden güvenlik ve yargı hizmeti satın aldı. Bir tür taşeron hizmeti. Onların yaptığı operasyonlar 2014'ün başına kadar demokrasi adına sahiplenildi ve savunuldu. Bu işbirliğinin kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından inananların işbirliği gibi, alnı secdeye değenlerin işbirliği gibi kabul edildi. Ancak bu sadece o
yargıdaki ve emniyetteki operasyonlar bununla kalmadı. Aslında buradan doğru bütün toplumsal alan düzenlendi. Bütün toplumsal alan yeni baştan düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın unsurlara da hatta zaman zaman operasyonlar yapıldı. Yani bazen sahiplenildi bile bu operasyonlar. Bu içeride ihaleler, yani kimi ihaleler, her ihale için söyleyemem bunu. Kimi ihaleler, kimi alanda yatırımlar, eliyle kamusal bu aktörlerin rolleri genişletildi. Mesela sahiden de başbakanın dediği ne istediklerinde vermek sözü doğrudur özü itibariyle. Doğrudur. Hakikaten her şeyi verdiler. En son koltuk kalmıştı onu vermediler. Gerçekten de çünkü bütün koruma grubunun neredeyse böylesi bir bugün örgüt olduğu iddia ediliyor. Bilemiyoruz öyle. Bugün olduğu iddia edilen bu örgüte teslim edildiği resmiyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda muazzam bir ekonomik hacimden söz edebiliriz. Dev yatırımlardan söz edebiliriz. Böyle kolay değil. Melih Gökçek seçim gününe kadar Ankara'daki Bülent Arınç'ın deyimiyle parsel parsel cemaatin okullarına yer tahsis etti. Şimdi parsel var. Şimdi gıdım gıdım geri almaya çalışıyor. CHP'lilerle birlik olup. Şimdi bu muazzam bir mülk paylaşımı olmaktan önce bu bir erk paylaşımıdır. Bu bir erk paylaşımıdır. En son Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde Bilen cemaatinin desteklendiği bilinen hakim savcı listesi 4500 ila 5200 arasında oy aldı. En çok oy alan aday, en az oy alan aday. Seçimlere kaç hakim savcı katıldı biliyor musunuz? Biliyor musunuz sayısını? 13.000. Yani 13.000 hakim savcıdan 4500'ünün oy vermesinden söz ediyorum ben. Ve hiçbirinizi güven alamıyorsunuz. Yargıtay'daki yapı HSYK seçimlerinden, bir önceki HSYK seçimlerinden sonra Yargıtay'a 160 kişi atandı. Bunun 155'inin Gülen cemaatle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Yargıtay üyeleri 65 yaşına kadar görevde kaldıkları için onları görevden alamıyorlar. Bunun yerine Yargıtay'ın daire sayısını arttırabildiler ve ancak öyle bu yapıyı bozabildiler. Düşünün, bir sene önce Gülen cemaati ile AKP'nin ortak düşman kabul ettiği AKP, Alevi ve milliyetçiler birleşip ancak seçimi kazanabildiler. Emniyette tasfiyelerle beraber görev yeri değişen personel sayısı 30.000. 300.000 polis. 250.000-300.000 arasında polis var. Bunun %10'u yer değiştirmiş. Şey biliyor musunuz? Ve hatta şaka konusudur. Dediler ki bu polislere bir tur daha değiştirseler herkes eski yerine geri dönür. Böyle. Dolayısıyla bu bir muazzam erk paylaşımıdır aslında. Öyle hani elbette bunun mülk yatırım ayağı vardır. Ancak bu bir erk konusudur. Ya düşünün daha 3 sene, 2 sene öncesine kadar Gülen cemaatine, yani cemaatte diyemiyordunuz. Hizmet. İşte kesinlikle Gülen için milyonların sevgilisi ifadesini kullanmak zorundayız. Bir kişi bunun için yargılandı. Adıyaman, Kahta ilçesi, Adıyaman'ın Gergen ilçesinde Hacı Boğat Ekin, gazeteci Hacı Boğat Ekin iddiaya göre köşe yazısını Apo ile FETÖ diye bir yazı yazdı. Apo ile FETÖ. İddiaya göre bir savcı bunu çağırdı. Sen nasıl milyonların sevgilisi Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye FETÖ dersin diyerek baskı altına alındı, yargılandı, cezaevine düştü. Adam sadece şunu demişti. Bizim buralarda Fethullah'a FETÖ denir. Abdullah'a Apo denir. Bakın bugün AKP basınını açın. Haşhaşi, örgüt lideri, Fettoş, Fetenyahu, bu bile çıktı. Fetenyahu diyorlar. Bunlar yazılıyor. Fetenyahu yazan kim? Mehmet Metiner. Mehmet Metiner daha düne kadar nerede köşe yazarıydı? Bugün gazetesinde. Bugün gazetesi kimin? Cemaatin. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman bizim Hacı abi niye yattı? Böyleydi bu süreç. Milyonların sevgilisi demek. Bak Atatürk, dün o örneği vermiştim. Atatürk'ü koruma kanunu yasal mevzuatta olup uygulanmayan bir kanundur. Vardır yasalarda ama uygulanmaz. 2 sene öncesine kadar yasalarda Fethullah Gülen'i koruma kanunu yoktu ama fiiliyatta vardı. Yazanı alıyorlardı. Böylesi bir durumdu. Şimdi bu erk paylaşımı artık ortada birbirleri dışında kimse kalmadığından maalesef bir tür çatışma haline evrilmiş oldu. Hocam, son sorun. Bitti mi? Maalesef süremiz doldu. Tamam. Gelenlere Research Institute on Turkey olarak çok teşekkür ediyoruz. İsmail'in son kitabı dışarıda olacak. İsteyenler satın alıp imzalatabilir. İsmail'e de geldiği için yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.